Evet sevgili seyirciler, büyük bir buluşma. Bugün 21 Aralık 2020 Pazartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Bu kez misafirim Almanya'dan Mehmet Selim Çürükkaya Bey. Bir dönem Abdullah Öcalan'la arkadaşlığı olmuş. Bir süre sonra yollar ayrılmış. Son 11. kitabı çıktı. Dağların kilidini kaybettik diye. Hem ondan bahsedeceğiz ve diğer konulardan işte PKK'daki yaşamından, Diyarbakır cezaevinde çektiklerinden, İstanbul'da işte bir gazetede çalışmasından, Boğaziçi'nde yaptığı bir konuşmadan dolayı tutuklanmak istenmesinden, Merih Nehri'nden kaçışından artık spontane ne gelişirse konuşacağız Mehmet Bey ile Selim Bey ile. Selim Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız bugün? İyiyim, sağ olun siz. Sağ olun, Allah razı olsun. Siz Almanya'da, biz İngiltere'de gurbette devam ediyoruz. Yeni kitabınız hayırlı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Yeni kitabım yayınlandı. Türkiye'de Doz Evet. yayınlarından. İşte Almanya'da da elime geçti. Evet. Kitap 727 sayfa, adı Doktor Sait, Dağların Kilidini Kaybettik. Evet. Bu ismi kitaba uygun gördüm. Evet. İsmin çok hazin bir öyküsü vardır. Bizim Said'in, Doktor Said'in de öyküsü bu öyküye uygun olduğu için ben bu ismi koydum. Evet. 1938 Dersim hareketi döneminde Bu arada biraz geri durur musunuz? Kafanız karışmış. Demenan aşireti lideri Mirze Ali Sili oğluyla birlikte dağlara çıkmak zorunda kalır. Oğlu iyi bir savaşçıdır. Dağlara da oğluna da güvenir. Neticede bir çatışmada oğlu yaşamını yitirir ve Mirze gelip teslim olur. Bir subay ona sorar, der ki: "Sen bugüne kadar bekledin. Neden şimdi geldin, teslim oldun?" O Zazaca diyor ki: "Ben, yani me kilit koyu kerdvin. Ben dağların kilidini kaybettim." Evet. Bu Mikail Aslan bir CD yaptı. Enstrümantal bir müzik yaptı. Kilit Koyu adını verdi. Ben o CD'yi dinledikten sonra hikayesini araştırdım. Bu hikayeye vardım. Onun için o ismi kitabıma isim yaptım. Evet. Kitabınız 700 sayfaydı, değil mi? 727 sayfa. Şöyle tam önünüzden gösterirseniz, çünkü kenarda kayboldu. Şöyle tam önünüzden. Şöyle. Evet. Tamam. Peki. Türkçe yayınlandı. Türkçe yayınlandı, Kurmancı diline çevrildi, İngilizceye çevrilmiş, Fransız çevirisi devam ediyor. Daha doğrusu ben sadece bu öykünün Kürtler ve Türklerin öğrenmesinin yeterli olmadığına inandım. Sadece benim kardeşimin öyküsü değildir. Benim kardeşim sadece Memuzin, Ahmet Han'ı yazarken dedi ki: "Ben Memuzin aşkını bahane yaptım." Asıl Türkiye'de, Kürdistan'da yaşanan son yüzyılı ben anlatmaya çalıştım. Ama kardeşimin yaşam öyküsü etrafında. Evet. Türkiye'de satılıyor değil mi? Türkiye'de satılıyor, evet. Yani sansüre uğramadı mı? Sansüre uğramadı. Doz Yayınları tarafından basıldı. Şu anda piyasada satılıyor. Maşallah. Hayret. Sansürsüz bir Türkiye. İlginç. Peki. Şimdi hatta konuştuğumuz gibi film olabilecek, senaryo olabilecek bir kitap değil mi? Evet, bu tam senaryo olabilecek bir kitaptır. Evet. Çünkü dedemin hayatından, yani Said'in cenaze törenini ben anlatırken, benim annemin babası 1917 tarihinde Bingöl'ün bir dağ köyünde yaşıyor. Dört tane, beş tane kardeştirler. En küçüğü benim dedemdir. Dedem keçilerini almış, dağa çıkmış, yanında köpeği var. Köpeği huysuzlanıyor, havlıyor, köye doğru gitmek istiyor.
dedem kuşkulanıyor, mutlaka bir şey var diyor. Köpeği takip ediyor, bir tepenin üzerine gidiyor ve görüyor ki Osmanlı askerleri köyü çevirmişler. Erkeklerin hepsini yakalamışlar, boyunlarına ip takıp götürüyorlar. Yani seferberlik kanunu çıkmış, Rus askerleri Karlova'ya kadar gelmiş, Osmanlılar da seferberlik kanunu gereği bütün erkekleri yakalıyorlar, iple bağlıyorlar ve götürüyorlar. Benim babamın 4 tane kardeşi gidiyor, ikisi Tifo'dan, ikisi de Erzincan'da askerken, onlar bilmiyorlar tabii Rusya'da Bolşevik devrimi olmuş. Birdenbire emir geliyor diyor, evlerine gidebilirsiniz. Sabahleyin kalkıyorlar, bakıyorlar tek bir Rus askeri yok. Hepsi çekip geri gitmiş. Ondan sonra bunlara diyorlar herkes evine gitsin. Bunlar yaya olarak yani Erzincan'dan Bingöl'e yaya gelecekler. Sultan Kıbeysi Dağı'nın eteklerinde tipiye tutuluyorlar ve ikisi de kardan tipiden boğuluyorlar. Hikaye buradan başlıyor ve bugüne kadar yani 2016 tarihine kadar geliyor. Yani o coğrafyada o gün yaşanan öykülerle bugün yaşanan öyküleri iç içe anlatmaya çalıştım. Harmanladınız. Evet yani kitap bir propaganda, bir ideolojik kitap falan değildir. Anladım. Tamamen diyebilirsin ki o İnsan. Yörenin öyküler galerisidir. Maşallah. Maşallah. Allah rahmet eylesin bu arada. Tipiden ölen yakınlarınıza. Şimdi Dersim'deki katliamı biliyoruz. Orada Rıza ile oğlu Şeyh Rıza mıdır neydi? Yok. Oğlunun bir şeyi var. İşte Mirze-i Sili. Evet, o beni oğlumdan önce asın diyenle ayrı bir konu bu değil mi? Değil mi? Değil mi? Yani oğlumun asılmasını görmek istemiyorum diye bir şey o var. O ayrı bir şey. O Seyit Rıza'nın hikayesidir. Seyit Rıza'nın hikayesi. Dönem aynı dönem mi? Evet, aynı dönemdir. Aynı dönem. Birbirlerini evet. Birbirlerini de muhtemelen biliyorlardır. Mutlaka öyle Seyit Rıza birbirlerini tanıyorlardır. O da başka bir aşiretin reisidir. Evet, peki. Hazır Almanya'dasınız, hazır Dersim'den bahsediyoruz. Daha önceki muhabbetlerimizde pek girmek istemediniz Kemalizm konusuna ama orada zehirli gaz kullanılması konusunda ne düşünüyorsunuz Almanya'dan alınan zehirli gazlarla ilgili? Evet, şimdi o olayı açığa çıkaran Kahraman Yavuz Almanya'da VDR televizyonunda bir muhabirdir. Ben de kendisini evet. Çok yakından tanıyorum. O dönemde yani biliyorsun Hitler takımı ya iktidardadır ya hükümettedir. O dönem gelinmiş, zehirli gaz alınmış ve Kutu Deresi'nde kullanılmış binlerce insanın ölümüne neden olunmuştur. Evet. Bunun kanıtlarına rastlandı, yayınlandı. Evet. Fakat bu Almanya'daki arşivlere de girip oradan da tamamen çıkarmak mümkün. O konuda da benim bilebildiğim kadarıyla bir araştırma devam ediyor. Peki. Şimdi yani çoğu kişi kabul etmiyor. Mesela gaz istenmiş, istek kağıdı, evrak, belgenin altında Mustafa Kemal'in imzası var. Değil mi? Değil mi? Evet. Çoğu işte, diyor ki haberi yoktu diyor. Ya işte eğer bir yerde yani bu isterse bir örgütte olsun, mesela PKK'da da bu böyleydi, isterse bir partide olsun, isterse bir devlette olsun, eğer bir kişi kutsal mertebeye çıkarılmışsa, işte o böyle kötü şeyleri yapmaz. Ama genellikle onun etrafındaki insanlar çok kötü adamlardır, zalim adamlardır. Onlar yani Mustafa Kemal'in veya Apo'nun bu işlerden haberi yoktu. İşte o zalimler, işe yaramaz adamlar, halk düşmanları yaptılar. Aslında sonradan bunların çoğu cezalandırıldı falan denilir. Fakat Mustafa Kemal'in haberi olmadan bırak Dersim'i bombalamak Sabiha Gökçen herhalde benim kızım değildi, onun kızıydı. Yani sizin kızınız gider pilotluk yapar, Dersim'i bombalar. Gaz da atar, bomba da atar. Ondan sonra siz ona madalya da verirsiniz. Ondan sonra o zihniyet onun adını bir havaalanına da verir. Ama Mustafa Kemal'in bundan haberi olmaz.
Yani bunu ancak resmi bir ideoloji tarafından beyinleri fethedilmiş ve ipotek edilmiş insanlar buna inanır. Evet. Peki dersin genelde Alevi işte veya Zaza. İşte Alevilerin bu Mustafa Kemal aşkı nedir, bu tutkusu nedir yani? Sizi öldürdü işte, şeylerinizi öldürdü yani, ne derler? Sizi derken sizi kastetmiyorum, onları kastediyorum. Yo, ben Alevi değilim. Ya, Öyle, ben Sünniyim. Bu yani bir nevi işte hani derler ya, Stockholm sendromu, Evet. Kişi katiline aşık olmak, böyle bir durum mu? Nedir? Ne diyorsunuz Selim Bey olarak? Benim görüşüm şöyledir. Yenilenlerin yenene benzemesidir. Yani siz veya bir halk birilerine karşı baş kaldırır veya baş kaldırmaz. Onlar gelir, onları öldürmek isterler. Onlar da kendini savunur. Neticede yenilirler. Onlara dayatılan tek yol vardır. Ya benim gibi düşüneceksin, benim gibi olacaksın ya da yaşamayacaksın. Evet. Ve süre içerisinde ben 1974 yılında, 75 öğretim yılında Dersim'de Tunceli Öğretmen Okulu'na gittiğimde çoğu öğrencinin yakasında Mustafa Kemal'in rozetini gördüm. Ben Palu'da faşistlerin Palu'yu ele geçirdiklerini, yani MHP takımının orada egemen olduğunu gördüm. Ben 1976'da Van'ın Gerciş kasabasına gittiğimde, Erciş kasabasında, orada MHP'nin egemen olduğunu gördüm. Biliyorsunuz Erciş'e yakın hemen Zilan Deresi var. Ağrı Dağı isyanı döneminde 30 bin kişi o derede katledildi. Of. Palu'da 15 bin kişi katledildi. Dersim'de resmi rakamlar Genelkurmay 10 bin kişi falan diyor. Diğerleri 70 bin kişi diyor. Of. Bak, yani Sünni olan kesim faşistleşerek kelleyi kurtarmışlar. Alevi olan kesim ancak Kemalizme kendisini benzeterek kelleyi kurtarmışlardır. Of. Yani bu açıdan bana göre ne Sünnileri suçlu görmek doğrudur, ne de Alevileri suçlu görmek doğrudur. Kelleyi kurtarmak için kendisini yenene benzemedir bu. Yani ben veya siz, siz Palu'da olmuş olsaydınız, ben Dersim'de olmuş olsaydım, Evet. Başçavuşlar ilkokulda bize dersler verseydi, sabah akşam birilerinin yücelliğini, diğerlerinin alçaklığını bize anlatsaydı, Evet. zaten onun dışında şey kesilmiş, yani Osmanlı döneminde biliyorsun tak her şey kesildi, sen geçmişi ancak sana sunulanla öğrenebilirsin. Öyle bir kafa oluştu. Adamlar ne yapsın? Peki. Buraya tekrar döneceğiz. Şimdi Selim Bey, Mehmet Bey mi diyeyim, Selim Bey mi diyeyim? Benim adım Selim. Mehmet pek kullanmıyorum. Tamam. Anlaştık. Selim Bey, şimdi flashback yapalım. Dönelim. Bingöl'de doğdunuz. Bir başlayalım oradan. Evet, ben Bingöl'le Palu arasında Tanzut köyünde, şu anda ismi haritada yoktur. Haritada ismini silmişler. Yani 200 göl yaptılar. Önce Tanzut'ta asıl ismi 200 göl yaptılar. Sonradan köyde toprak kayması oldu ve biz oradan taşındık. Yeniköy'e gittik. Haritada Yeniköy ismi var. Ben Tanzut'ta doğmuşum, Yeniköy'de büyümüşüm. Evet, okula gittik. Ondan sonra ben Adana'ya 1900, yani 12 yaşındayken, 13 yaşındayken Adana'nın Ceyhan kasabasına gidip orada ortaokulu okumak istedim. Fakat okuyamadım. Sonra Yeniköy'de ortaokulu açılınca ben 5 yıl ara verdikten sonra ortaokula gittim. Evet. Ortaokulu bitirdikten sonra öğretmen okulunu kazandım. Öğretmen okulunu bitirdim, arandım. İllegal yaşadım. 12 Eylül darbesi geldi. Tutuklandım. Diyarbakır cezaevine konuldum. Evet. Şimdi bu arada bir saplama yapacağım. Köyünüzle ilgili geçen bir röportajınızda bahsetmiştiniz. Size çikolata mı ikram edilse hoşunuza gider, çökelek soğan mı? Evet. Onu evet bir röportajda ben söyledim. Yani ben mesela çocukken, belki ben çikolatayı bilmiyorum, belki evet, 20 yaşında, belki 25 yaşında yemişimdir. Belki cezaevinden çıktığım zaman yemişimdir. O güne kadar yememişim. Ya çocukken yememişim. Ama ben bizim köyde hemen hemen her sabah kahvaltımız soğan
Bir de torak dediğimiz çökelek değil. Şimdi Çökelek. tabii bu insanın beyninde Doğru. kesinlikle şey bırakıyor. Ben şimdi bugün yani kalksam çökelek yesem ben bütün geçmişimi, çocukluğumu hatırlıyorum. Bravo. Ama dedim çikolata yesem hiçbir şey hatırlamıyorum. Çünkü Doğru. onun benim geçmişimde bir izi yoktur. Doğru. Peki Kürt konusuyla tanışmanız nasıl oldu? Nasıl şey yaptınız? Fark ettiniz? Şimdi Kürt tabii ben yani Kürt siyasi Kürt var bir de Kürt var. Mesela bizim köyde ben 1900 işte 60 yılında ilkokula başladım. İlkokula başladığım zaman tek bir kelime Türkçe bilmezdim. Oldu. Hatta Türklerin yeryüzünde yaşadığından da haberim yoktu. Sadece Ali Vural isimli bir öğretmenimiz vardı. Kayseriliydi. Ha. O geldi bize Türkçe öğretiyordu. Ama Türkçeyi böyle bizi okşayarak, severek değil, sopa zoruyla. Of. Yani mesela çok ben birçok yerde bu kitapta da anlatmışım, başka yerlerde de anlatmışım. Bize derdi ki siz eve gittiğinizde annenizle babanızla Türkçe konuşacaksınız. Ben geleceğim pencerenin altında dinleyeceğim. Eğer ki siz konuştunuzsa Zazaca'yı ben size ceza veririm. Yani ben şu anda düşünüyorum kesinlikle gelip pencerenin altında falan dinlemiyordu. Ama her gün iki kişiyi tahtaya kaldırırdı ve ellerinizi uzatın derdi. Evet. Var hızıyla soba odunuyla ellerimizin içine vururdu. Böyle biz buralarımıza falan Aynen. ondan sonra etrafımızda dönerdik. Derdi ben geldim dinledim siz konuşmuşsunuz. Yani mutlaka konuşmuşuz çünkü annemiz babamız Türkçe bilmiyor ki biz onlarla Türkçe konuşalım. Onlar da bizim gibi bilmiyor. Ve öyle bizi döve döve bodrum katlarına ata ata bize Türkçeyi öğretti. Ben bugün dikkat ederseniz benim Türkçem hala kırıktır. Yani sopa yemiş, elim nasıl böyle eğiliyordu, bükülüyordu. Şimdi kelimelerim de biraz öyle eğik büküktür. Anladım. Bir saplama yapayım burada Selim Bey. Şimdi biz de Türk olarak İstanbul'da doğdum, büyüdüm, Erzincanlıyım. Biz de dayak yedik okulda, dayak yedik. Yani Türkçe bildiğimiz halde dayak yedik. Yani o sopa odunlarla, cetvellerle elimize vuruldu. Biz de aynı şeyi yaşadık. Şimdi Sistemi. o işte o hani biliyorsun yani bütün şey Orta Doğu ülkelerinde veya Müslüman ülkelerde genellikle derler ki dayak cennetten gelmedir. Yani Evet. benim dedem vardı, benim nenem bir zaman onlarla evliydi. Nenem bana anlatıyordu, bu benim son kitabımda yazmıştım. Benim nenem dördüncü karısıdır. Nenem diyordu hepimizi bir odaya dolduruyordu. Ondan sonra bastonunu çekiyordu diyor kafamıza, gövdemize vuruyordu. Ben diyordum niye ki? Evet. Diyordu ben sizi terbiye ediyorum. Of. Ha, şey var ya Nus ile uslanmayanın hakkı Kötektir. kötektir diye Ziya Paşa'nın. Evet. Şimdi bu toplum yani Orta Doğu toplumları hatta yani mesela hayvanlara gidelim. Mesela hayvanlar diyelim sizin orada çift sürerken öküz gitmediği zaman ne Aynı. yapıyorlar? Bir şey dürtüyorlar. Hatırlıyorum. Eşek Çivili. gitmediği zaman arkadan bir çubukla vuruyorlar. Yani ya hayvanları sopa zoruyla terbiye ederler. Bir de insanlar da böyle ama siz terbiye edilmek için dayak atılmış size okulda. Bize ise bir terbiye edilmek için Doğru. bir de başka bir dili bize öğretmek Doğru, için doğru. bize dayak Evet. atılıyor. Fark o, doğru. Hatta ben hatırlıyorum köye bir iki kere gittim köye. O şeylere, camışlara, öküzlere çivili Ha, sopayla sokarlar. evet. Ve orası Aynen kan öyle. akar böyle. Delik deşik kan akar. Evet, Yazık. öyle. Yazık. Pardon, bu arada tavşan çıkmaya çalışıyor. Evet. Şimdi tavşanım çıkmaya çalışıyor da. Peki. Şimdi oradan bahsettik. Tamam. Şimdi ki oradan bahsettik, köyden bahsettik. Sonra nasıl şey yaptınız böyle işte dünyada acaba Türkler yaşıyor mudan onu da dahi bilmiyordunuz. Sonra ufak ufak böyle şey yapmaya başladınız, farkına varmaya başladınız.
Kürt hareketinin içinde olma gereğini nasıl hissettiniz? Hangi Evet, zaman? siz yani aslında biz konuyu yani biraz şey yaptık, dilde durduk. Yani biz tamamen Kürt olarak yaşıyorduk. Kürt olarak ben büyüdüm. Dil olarak, kültür olarak daha doğrusu Zazaca ben konuştum. Zazaca büyüdüm. Türklerin dünyada, Kurmancıların da dünyada var olduğunu bilmiyordum. Evet. İlk hayatımda gördüğüm Türk benim öğretmenim. Yani Ali Ali Buran. Barut. Hayatta gördüğüm ilk Kürt ise, yani Kurmanç daha doğrusu, ilk Kurmanç Ahmet-i Berti, Dengbej'di. Çok güzel, sesi güzeldi. Onu siz Ahmet-i Berti YouTube'da yazarsanız, Evet. Ahmet-i Berti geliyor. Bir gün baktım annemle konuşuyor. Onların koyunları falan vardı. Yazın Urfa'ya götürürlerdi. Kışın bizim oralara getirirlerdi. Annemle konuşuyor. Ben dedim anne bu ne konuşuyor? Hangi dildir? Baktım Türkçe değil. Zazaca da değil. Dedi bu Kurmancı'dır. Ben o zaman Kurmancıların da dünyada olduğunu Evet. kavramaya başladım. Fakat siyasi politik şeyde benim iki tane arkadaşım vardı bizim köyde. Onlar 10 yıl benden büyüktüler. Birisi Şeyh Mehdi, şiirleri yayınlanmış kitap olarak divan. Bir de Ahmet Kasımoğlu, onun da Zazaca, Türkçe, Kurmancı ve Latini kalın, kocaman bir sözlüğü yayınlandı. O ikisi benden önce Irak'taki Mola Mustafa Barzani'nin Saddam'a veya Baas rejimine karşı verdiği mücadeleyi bana anlatıyorlardı. Ve zannedersem 1973'lerde falan Nuri Dersim'in Dersim Tarihi diye bir kitabı, o zaman kitap değildi, bir şeydi, bir tekst, yani teksir edilmiş. Onu ben okudum. O zaman yani bu Dersim katliamını falan yeni öğrendim, çarpıldım. Yani hatta ben Sünni olduğum için 32 kere Kur'an hatmettiğim için annem bize ders verdiği için annemin talebeleri çok olduğu için Aleviler konusunda, işte Ezidiler konusunda, Dürziler konusunda benim annemin dilinde birisine Kızılbaş oğlu Kızılbaş demek, birisine Ezidi oğlu Ezidi demek, birisine Dürzi oğlu Dürzi demek, yani affedersiniz eşek oğlu eşek gibi bir şeydi. Küfür, evet. Ha şimdi ben baktım Dersimliler katliama uğramış. Bu katliamı öğrenince ninemin Şeyh Said döneminde yaşanmış olaylar, öyküler, bizim köyde bin hete gidenler, onların öyküleri, onları şey yaptım. Yani bilincine varmaya başladım. Biliyorsun 1970'lerden sonra Türkiye solundan işte İbrahim Kaypak Kaya öldürüldü, Deniz Gezmiş asıldı, Mahir Çayangil Kızıldere'de vuruldu. Türkiye'de sosyalizm moda oldu. Yani o güne kadar belki piyasada olmayan sosyalist kitaplar peş peşe basıldı. Bilmem Gine'de devrim, Vietnam'da devrim, Uzak Doğu'da neler olmuş, Latin Amerika devrimleri falan okuya okuya bu sefer kendimizi bunlara benzettik. Kendimizi bunlara benzettik ve işte kendimizi siyasal tartışmaların ortasında bulduk. Peki o dönemin siyasi şeyleriyle, aktörleriyle tanıştınız mı hiç? İşte Deniz Gezmiş'le? Yok, ben Ankara'ya hiç o dönemde bir kere yani bir gözüm kör oldu. Ondan dolayı ben Ankara'ya gittim. Göz bankasında gözümü açtırdım. Optik siniri kapanmıştı. Onun dışında ben Ankara'ya gitmemiştim. Geçmiş olsun. Bir iş ne oldu, Yok kaza? şimdi herhangi bir şey yok. Yani biz güreş tuttuk arkadaşlar ama Tamam. birisinin parmağı arkaya Ha doğru canım, gitti. Optik anladım. siniri kapandı. Geçmiş olsun. İşkence Evet. falan olmasın da. Şey diyecektim. Abdullah Öcalan'la ilk tanışmanız. Abdullah Öcalan'la ilk tanışmamız Bingöl'de oldu. Oyla gözlüklü, kendisi de gözlüklüydü. Gözlüklü Ali Dersimli birisi şimdi Stockholm'da oturuyor. İkisi birlikte gelmişlerdi. Mehmet Karasungur'un evindeydiler. Ben de gittim. Yer neresi dediniz? Mehmet Karasungur Yok, diye o yer. zaman Bingöl'de. Ha, Bingöl, tamam. Memleketiniz. Bingöl'de Mehmet Karasungur diye bizim bir arkadaşımız vardı. Sonra Güney Kürdistan'da bir çatışmada yaşamını yitirdi. Ben onun evine gittim. İki kişi vardı, ikisi de gözlüklü. Birisi biraz iri yarıydı, o Abdullah Öcalan'dı. Birisi de ondan daha küçüktü.
O da Ali'ydi. İkisine de hoş geldin dedim. Oturduk falan. Ben Abdullah Öcalan'ın Mehmet Karasungur'un eşinin abisi zannettim. Onun bir mühendis abisi vardı. Sonra bana Abdullah arkadaş diye tanıştırıldı. Öyle yani. O zaman anormal bir adam değildi. Normal bir adamdı benim gördüğüm ilk. Sonra ne yaptı? Gözlüklerini çıkartıp lens mi taktı? Yok, lens takmıyordu. Gözlük takıyordu. Hiç gözlüklü görmedik o adamı biz. Ne gözlük takıyordu o zaman. O zaman şey yapıyor böyle Belki arkadaş. de illegal davranmak için, belki de gözlerinde hafif bir şey var, hafif bir şaşılık var. Belki onun için de kullanıyordu, bilmiyorum. Anladım. Peki sonra nasıl devam etti? Onun Sonra iki defa daha Bingöl'de ben onu gördüm. Bir toplantıya katıldı. Bizim evde bir ara kaldı. Öyle bir ilişkimiz vardı. Nasıldı ilişkileri nasıldı? İnsana üstten bakan mı, kibirli mi, emrivaki mi, patron mu, bosi mi? Ya şimdi bazıları diyorlar Abdullah Öcalan yani baştan beri böyleydi. Fakat ben bunu kabul etmiyorum. Yani benim gördüğüm Abdullah Öcalan o zaman normal. Yani Dersimli Ali neydiyse benim gözümde o da öyleydi. Fakat ben tek bir şey fark ettim. Yani bir acayiplik. Biz beraber Bingöl'ün dışında bir eve toplantı vardı. O toplantıya gidecektik. Biz böyle eve falan yaklaştık. Hiçbir şey yokken bu parkesini böyle kafasının üstüne çekti. Yani benim tuhafıma gitti. Yani niye sen yani mesela ya polis bile görse işte bunların şey birisi kafasını kapandı gelip diyecek bu neyin nesidir? Yani ben o zaman benim tuhafıma gitti. Ondan sonra yani bir şey söylemedim ama böyle tuhafıma gitti. Ben sende yani işte ben önemli bir adamım bizde en az böyle bir şey yaratmak için yaptı diye düşündüm. Anladım. Fakat toplantıda da yani o da konuştu ama toplantıyı kendisi değil başkası idare etti. Mehmet Karasungur, Resul Altınok idare etti. Bu kendisi de görüşlerini söyledi. Son görüşmeniz nasıl oldu? Zannedersem son görüşmemiz buydu. Ha, hep böyle Bingöl'de görüştünüz. Hiç Bingöl'ün dışında. Yok, Bingöl'ün dışında ben görmedim Abdullah Öcalan'ı. Ha, anladım. Peki. Diyarbakır cezaevine düşüşünüz nasıl oldu Selim Bey? Yani Diyarbakır cezaevinde İstiyorsanız şöyle su alabilirsiniz yanınıza. Su ben alabilirsiniz. alırım. PKK'da ilk cinayet yani ilk cinayet Celal Aydın'ın öldürülmesiydi. 1979 tarihidir. Celal Aydın benle Delil Doğan'ın yani Mazlum Doğan'ın kardeşi Delil Doğan'ın çok samimi arkadaşıydı. Çünkü biz üçümüz Tunceli Öğretmen Okulu'nda tabii başka arkadaşlarımız da vardı. Ama biz böyle her gün görüşürdük. Türkiye soluyla bütün tartışmaları biz üçümüz yapardık. Yani Celal Aydın'la hem ben çok samimiydim hem de Delil Doğan çok samimiydi. Birdenbire biz duyduk ki Celal Aydın öldürülmüş. Biz dedik ki neden? Dediler ajandır. Biz dedik inanmıyoruz. Dedik siz bu yani Celal gerçekten entelektüel bir insandı. Gerçekten onun karşısında ne Abdullah Öcalan ne Şahin Dönmez ne de Cemil Bayık konuşamazdı. Biz dedik siz adamı ayağını kaydırdınız, adamı kıskandınız, adamı öldürdünüz. Tabii bunlar kabul etmediler. Mesela başka olaylar da vardı. Buna benzer yani adam öldürmeler değil. Böyle mantıksız, gereksiz, başka insanları iten veya Ankara'dan gelenler bir nevi bölgede sıyrılan insanları bir nevi etkisiz hale getirme operasyonu gibi şey vardı. Ben Yer açtılar herhalde. evet Yer ben aç. de delil buna karşı çıktık. İkimizi Diyarbakır'a sürgün ettiler. Ve Diyarbakır gibi bir yerde o zaman PKK'ya ilgi duyan yani toplam 15 kişi ya vardı ya yoktu. Güya delil gençlik sorumlusu olmuştu. Ben de işte güya Diyarbakır Belediyesi'nde
Peseke'den ayrılan Mehdi Zana ve arkadaşlarıyla ilgileneceğim. Bu düzeyde bir şeyimiz var. Hiçbir sorumluluğumuz yoktur. Sonra Delil en son bıraktı gitti. Bıraktı gitti. Ben de Diyarbakır Bölge Sekreterinin yakalanması, itirafçı olması, yer göstermesi sonucu ben de 1 Mayıs 1980 günü tutuklanıp Diyarbakır cezaevine konuldum. Daha darbe olmadı. 12 Eylül'e var. Afiyet olsun. Eyvallah. Darbeden önce evet 1 Mayıs 1980. Evet. Ve ne kadar kaldınız? 1991, 27 Nisan 1991'e kadar kaldım. O 11 sene. 11 sene. Of abi. Bu arada ben size daha önce konuştuğumda benim arkadaşım vardı. Asker, normal bir askerliğini yaptı. İşte Diyarbakır cezaevinde Ahmet diye. Geçenlerde rahmetli oldu. Bir türlü ona bana gel Diyarbakır cezaevini bir anlat falan derdim de kısmet olmadı anlatmak. Evet. İzledik Diyarbakır cezaevinde yaşananları, edilenleri. Birkaç şey söylemek ister misiniz orayla ilgili? Diyarbakır cezaevinde ilgili ben 12 Eylül karanlığında Diyarbakır Şafağı 2 cilt, Demirci Kahve ve Çağdaş Kahve Destanı bir tiyatro, O Türküyü Söyle bir film senaryosu, öyküsü. Yani 4 tane kitap yazdım. Maşallah. Diyarbakır cezaevinin 3 yılı cezaevi değildi. Tamamen yani Hitler kampı gibi, sadece Hitler kampından farkı şuydu. Hitler kampı sizi koyuyorlar, götürüyorlar, çalıştırıyorlar, yemek vermiyorlar, bakıyorlar artık işe yaramıyorsunuz, fırına götürüp yakıyorlardı. Diyarbakır cezaevinde fırınlar yoktu. Diyarbakır cezaevinde senin gövden sağ bırakılıyordu ama ruhun öldürülmeye çalışılıyordu. Ben mesela Hitler kamplarında böyle insanların linç edildiğini, böyle sopalarla, joplarla askerler tarafından vurulduğunu, dövüldüğünü hiç görmedim. Ama Diyarbakır cezaevinde düşün sabahleyin saat 5'te sopalarla yani balta sapı, ondan sonra kürek sapı, jop, içine demir konulmuş hortumlar, of, zincirler. Of, bunlarla yani askerlerin görevi sabahleyin saat 5'ten akşam saat 5'e veya 7'ye kadar aralıksız insanları dövmektir. Of. Ha şimdi bu dayak bölümü, bu belki dayak en hafifidir. Allah Allah. Mesela ben çokça söylerim, hani deriz işte İsrail Filistinlilere çok kötü davranıyor, zulüm yapmış. Yani Hitler'den gördüğü baskıları aynısını bu sefer onlar Filistinlilere yapıyorlar. Ama mesela ben bugüne kadar hiçbir televizyonda, hiçbir gazetede İsraillerin Filistinlilere insan pisliğini yedirdiğini ne seyrettim ne de okudum. Vay alçaklar vay. Mesela ben yani oruç tutan insanlara foseptik çukurundan pislik çıkarılarak yedirildiğini de duymadım. Ha, size kanıtını söyleyeyim. Altan Tan'ın babası Bedi Tan. Asker bunun oruçlu olduğunu diyor. Ben oruçluyum komutanım, ben eğitim yapamam. Gidiyor bunlara, buna pislik yediriyor. Evet. Pislikle orucunu kırıyor. Ve yani akla, hayale gelmeyecek işkence yöntemleri. Hatta Esat Oktay Yıldıran öyle bir yapıyor ki askerlere diyor ki kim yeni bir işkence yöntemini bulursa ve bunu getirir, uygularsa bakacağız eğer ki etkilidir. Diyelim ki bir gün veya iki gün çarşı izni veya memleket izni vereceğim. Askerler bütün yaratıcı dehalarını kullanarak yeni yeni işkence yöntemlerini buluyorlar. Of. Mesela birisi diyelim dışarı gidiyor, o da yeşil küçük bir kurbağa görüyor.
Kurbağayı ayağından tutuyor, koğuşa getiriyor. Koğuşun hepsini havalandırmaya çıkarıyor. Diyor ki bu kurbağayı yutacaksınız. Ondan sonra iki parmağınızı boğazınıza koyup kusacaksınız. Eğer ki kurbağa bayıldıysa ananızı şöyle şöyle yaparım. Bayılmadıysa dayak yoktur. Bunu of. Bütün koğuşa yaptırıyor. Anladım. Yani ben işte 12 Eylül karanlığında Diyarbakır Şafağında sıralamışım 32 çeşit işkence yöntemi var ve bu 32 çeşit işkence yöntemi hatta ben bunu O Türküyü Söyle adlı kitabımda şöyle anlattım. Bilmiyorum siz şeyi okudunuz mu? İlahi Komedya'yı okudunuz mu? Meşhur Molière'in. İlahi Komedya'da yani Hristiyanların veya işte o yazar ismi neydi? İlahi Komedya'nın? Molière değil mi? Yok. İlahi Komedya'nın yazarına göre öbür dünyada yani cehennemde her suçun bir odası var. Diyelim evet. Siz annenizi öldürmüşseniz annelerini öldürenlerin odası. Evet. İşte cinayet işlemişseniz cinayet işleyenler bir kan nehrinin içine dikilirler. Ne kadar fazla yani o kan da kaynıyor, kaynayan kan ve sürekli içinde dans ediyorlar. Evet. Ne kadar fazla kişi öldürmüşlerse o kan yukarı çıkıyor. Evet. Eğer çok fazla öldürmüşsen boğazına kadar geliyor ve öyle bir azap çekiyorlar. Yani her suç türünün bir odası var. Diyarbakır cezaevinde de aynen yani her gün hangi kapıyı, koğuşun kapısını sen açsaydın, mesela bir kapıyı açardın, bir bakıyorsun insanlar çırılçıplak soyulmuş, herkesin eline bir sigara verilmiş, o sigaranın filtre kısmı, affedersin herkes kendi kıçına sokmuş, ellerini dizine koymuş, askerin emriyle marş marş, sigara içmeye devam. Herkes eller dizde, arkada sigara yanıyor, koğuşta volta atıyorlar. Başka bir koğuşu açarsan, diyelim bir bakıyorsun herkesin elinde bir parça ekmek, ondan sonra Mintax krem sürüyorlar. Bulaşık. Ondan sonra yine tursil suyun içine karıştırmış, doldurulmuş. Of. Mintax'la ekmek yiyerek tursille kahvaltısını yapıyorlar. Of of of. Yani her koğuşta başka bir işkence türü görüyorlar. Şimdi hani derler bazıları derler ya bu PKK'yı Diyarbakır cezaevi şey yaptı. Evet. Ben onu şunu söyleyeyim yani devlet önceden düşünseydi veya devlet aklı biz bunlara ne yapalım ki 7 sülaleleri devletin düşmanı olsun böyle düşünseydi uygulasaydı inan ki bu kadar olmazdı. Ya. Böyle bir durumla biz karşı karşıya geldik. Kemalist sistem bunu Kemalist sisteme bağlıyor musunuz? Şimdi bunu tabii Kemalist sistem çünkü Kemalist sistem ondan önceki Jön Türkler veya Kemalist sistem aslında yani biliyorsun Osmanlı İmparatorluğu çok halklı bir imparatorluktu. Öyle yani 16 yeri Öyle. Almıştı. O 16 evet. yerden insanlar buraya yani İstanbul'a toplanmıştı. Evet. Şimdi bütün bölgeleri yitirince geriye kalanlar kaldı. Evet. Geriye kalanlar Türktü, Kürttü, ne bileyim 72 millet diyorlar ya. Evet. Bu sefer alınan karar şu. Bu 72 milletten tek bir millet Türk milletini yaratma. Bunu da sopa zoruyla yaratma. Evet. Hani ya Türk'üm kabul edeceksin ya yok olacaksın. Bunu dayattılar. Evet. Diyarbakır cezaevi de bu zihniyet bize dayatıldı. Evet. Evet. Mesela Güneydoğu'yu boşalttılar Kürtlerden. Bu bizim için boşaltılmadığı belli mesela. Muhtemelen İsrail için de boşaltılıyor olabilir. Ne diyorsunuz? Hani köyleri falan yaktılar. Vallahi bilemem. Yani şimdi o başka teorilerdir. Yani anladım. Yani Peki, şimdi Türkiye kendi içerisinde veya misak-ı milli sınırları içerisinde Kürtlerin bir sorunu vardır. Bunu görmek istemiyorlar.
Bunu görmek istemeyenler ya Amerika ya İsrail ya işte İran ya bir parmakların bu işi kaşıdığını söylerler. Evet. Fakat benim buna yanıtım şudur. Şimdi siz eğer kendi evinizde kendi oğlunuzla aranız bozuksa, kendi Evet. eşinizle aranız bozuksa, eşiniz her an sizi zehirlemeye hazırsa birileri ona zehir bulabilir. Evet. Fakat eğer sizin eşinizle adaletli bir biçimde onunla yaşıyorsanız, kendi çocuğunuzla bir baba oğul ilişkileriniz sağlamsa, eğer Evet. adaletliyseniz, ne Evet. kimse sizin eşinizi kandırıp ona zehir verebilir, ne de kimse sizin oğlunuzu kandırıp ona bıçak verebilir. Evet. Ha, eğer ben diyorum ki bugün, yani bize, en az benim tanık olduğum bu 40 yıl içerisinde bize yaptığı öyle zulümler yapılmış ki, öyle zulümler. Ben İsrail'le de işbirliği yaparım, ben Amerika'yla işbirliği yaparım, ben şeytanla işbirliği yaparım. Sen bana hiçbir imkan, hiçbir hak, hiçbir olanak tanımadın. Yani bu böyledir. Şöyle ben galiba eksik söyledim. Yani bunun arkasında İsrail var demedim. Evet. Hani İsrail'in vaat edilmiş toprakları var ya. Evet. Vaat edilmiş toprakların sınırı şeyde bitiyor ya, Nevşehir'de oralarda falan bitiyor ya. Mesela Nil'in üst tarafı, Nil'in alt tarafı, Nil'in alt tarafı Sudan'da bitiyor. Ya milattan önce olmuş şeyler, şimdi eğer biz onları şey yaparsak, yani birileri de der Türkler geri Asya, Orta Asya'ya gitsin, zaten oradaydılar ondan sonra. Bunlar şey değil, bunlar ki fantazi şeyleridir, Yalçın Küçük'ün teorileridir. Yani orada kendilerine yer açabilmek için Kürtleri oradan boşaltmış, biz de kullanarak, biz derken yani işte orada Kürt köylerini işte yakarak ederek falan orayı boşalttı falan. Neyse, peki. Şimdi mesela Türkiye'nin %99'u 90'ı bilmem nesi Müslümandır diyorlar. Ama uygulamaya baktığınız zaman hani Müslümandın sen, niye başörtülü kızları okullara sokmadın? Neden böyle bir fitne çıkardın mesela? Yani demek istediğim amaç fitne çıkarmak. Türk diyorsun, diğer ırkları aşağılıyorsun, fitne çıkarıyorsun. Yani ülkeyi sürekli bir saatli bomba üzerinde tutuyorsun, çivi üzerinde oturtuyorsun demek istediğim. Ya o şöyle, şimdi Kemalizm laiklik değildir. Kemalizm dini devletin güdümüne soktu. Soktu. Ha, dini devletin güdümüne soktu. Yani devlet din maskesiyle ben laikim deyip, yani devleti din gibi yaptı. Evet. Devleti kutsattı. Yani Mekke yerine işte Mustafa Kemal'in şeyini koydu, anıtkabirini koydu. Masum. Peygamber yerine Mustafa Kemal'i Heh. koydu. Böyle bir şey, böyle bu değil. Yani dine özgürlük yoktu ki. Yani dine mesela diyelim ki Batı'da laiklik, diyelim tamamen devlet işiyle kiliseye demiş git kendine, senin bütçen olsun, sen Evet. kendi müritlerini veya sana inananları kendine yönet, yönlendir, şey yap, devlet karışıyor mu? Yok. Evet. Biz de yani neredeyse Diyanet İşleri, zaten iktidar kimse onun şeyindedir. O da bütün imamları yönlendiriyor. Diyelim ki nasıl hutbe verilmesi gerektiğini o emir ediyor. Ondan Evet. sonra camideki adamların namaz kılma dışında hiçbir yani bir söz söyleme, bir şey hakkı yok ki. Evet. Yani bu açıdan Kemalizm tabii hem yani gerek Sünniler, gerek Aleviler, gerek farklı dinlere karşı da çok şey oldu. Yani bir nevi denilebilir ki putperestlik gibi bir şeydi yani. Evet. Ama dürüst davranmıyor, alçakça davranıyor. Diyor ki laikiz diyor. Hem laikiz diyor. Hem diyor %90'ı Müslümandır diyor işte neyse. Fakat bakıyorsun uygulamaya kendini Kemalizmi yerine din olarak koymuş. Ya işte Ama bunu maalesef söylemiyor. şimdi Kabul biz etmiyor hani bunu. Doğu toplumlarında mesela işte Kemalizm iktidarda olduğu zaman veya onun yani partileri iktidarda olduğu zaman, diyelim işte bütün kadınların
açık ol, yani saçlarını açık örtülmeyi yasak ederler, biliyor musun? Fakat süre içerisinde şeyi görüyoruz, diyelim bu sefer İslami bir parti geldiği zaman onun da elinde gelse bütün kadınları bu sefer kapatacaklar. Yani evet. Bizde yani vicdan özgürlüğü veya insanın kendi özgürlüğü, yani devlet işte sen şöyle giyineceksin, ya kapanacaksın ya açılacaksın. Evet. Öğretmen, hatta öğretmen nasıl yaka giymesi gerektiğini, nasıl ceket giymesi gerektiğini bile Milli Eğitim Müdürü şey veriyor. Tabii. Yani devlet kendi görevini yapmıyor, gidiyor vatandaşın nasıl giyinmesi, nasıl örtülmesi, hangi renk giyinmesi, öğrencilerin hepsinin beyaz bilmem ne giyinmesine karışan bir devlettir yani. Evet. Bu. Bundan sen demokrasiyi şey yapamazsın ki, eğer bir devlet vatandaşın yatak odasına kadar giriyorsa, kılık kıyafetine el atmışsa, orada bir vahamet söz konusudur. Evet. Peki, biraz kendi adıma başka tarafa gittim, dağıldım. Şimdi PKK'da bir süre kaldınız. Ne kadar kaldınız? Ben 1991 tarihinde tahliye oldum. Beka Vadisi'ne gittim. Öcalan'la ikinci, üçüncü karşılamamdır. Üç veya dördüncü karşılamamdır. Karşılaşmanız. Ha. Yani cezaevi soy 12 Eylül'den Evet. sonra ilk karşılamamdır. Bu sefer karşımda gördüğüm Öcalan milli piyango oynamış bir köylü ama 10 milyar euro kazanmış. Of. Bir haldedir. Yani işte bu çölleri mölleri falan ben yarattım. Hazreti Muhammed gibiyim. Hazreti Ali gibiyim. Marx benim kadar derin değildi, örgütler Lenin benim kadar değildi, Che Guevara benim yanımda hiçbir şeydi falan havalarındaydı. Yani Mehdi'yim de diyebilirdi. Yani benim peygamberliğim bile tartışılabilir. Yani filozofları ben aşmışım, peygamberliğim de tartışılabilir diyordu. Ben daha önce 3 tane kitabım yayınlandığı için bana illahi benim hayatımı yaz. He. Eğer sen benim hayatımı yazarsan bu bilinen ödüllerin hepsini alırsın diyordu. Büyük bir ihtimal Nobel'i de kastediyordu. Eğer Nobel'in ne olduğunu biliyorsa. Ben de söz ona verdim, dedim. Tamam, ben izliyorum seni. Senin hayatını yazarım. O ana kadar sizin kitabınız var mıydı? Vardı. Tabii o zaman tabii, benim tabii. Diyarbakır Cezaevi. Türkiye'de tabii. Yayınlanmış 3 tane kitabım vardı o zaman. Bu arada Diyarbakır Cezaevi ile ilgili yazdığınız kitaplar, Türkiye'de yasaklı kitabınız var mı? Yok, Türkiye'de yasaklı hiçbir kitabım yok. Yani bu Diyarbakır Cezaevi'ndeki işkenceleri anlatan kitaplar bile yasaksız. Evet, 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 yasaklanmadı. Çok güzel. Yasaklanmadı. Hatta şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi kütüphanesinde de duruyor. Maşallah, maşallah. Evet. Sevindirici. Evet, size dedi ki Abdullah Öcalan kitabımı yaz dedi. Ben de izliyorum dediniz. Buyurun. Ben sonradan Avrupa'ya geldim. Avrupa'da ben basına bakıyordum. Yani PKK'nın basınına bakıyordum. Evet. Yani her hafta bana başladın mı kitaba? Ben de diyorum, ben üzerinde düşünüyorum. Yani ben niyet etmişim, kesin yazacağım. Heh. Ama onun gibi yazmayacağım. Kesin biliyorum yazmayacağım onun gibi. Ha. Çünkü ben yani edebiyatla işte Diyarbakır Cezaevinde biz 1984'ten 1990'a kadar yani çok sayıda kitap içeriye alabildik. Çok sayıda, yani Türkiye'de yayınlanmış işte dünya klasiklerinin hepsini, felsefeyle ilgili, ekonomiyle ilgili, edebiyatla ilgili kitapları hem bireysel olarak okuyorduk hem de edebiyat grubu, felsefe grubu, ekonomi grubu oluşturmuşuz. Bunlar eğitim çalışmalarında bunları okuyoruz. Yani bizim için o 6 yıl tamamen bir üniversiteden daha verimlidir. Kaçırdım. Diyarbakır Cezaevi'ni diyorsunuz değil mi? 1984'ten 1990'a kadar, yani hem Diyarbakır Cezaevi işkence kalkmış, her türlü kitap içeri alınıyor. He. Hem de Ceyhan Cezaevi. He, tamam. Yani hani şimdi tamam. Ben işte illahi biz devleti karalayalım biçiminde söylemiyorum. Yani 1984 sonrası cezaevleri inan ki böyle iki yıldızlı oteller gibi oldu. Maşallah. Anladım. Evet. Sevindim. Oh be. Ama yani cehennemden cennete geçme gibi bir durum söz konusuydu. Evet. Evet. Biz bu dönemde çok sayıda kitap okuduk. Ama bu arada dikkatinizi çekerim. Özal döneminden bahsediyorsunuz. Yani diğer bütün dönemlerde, çünkü artık yani bu işkenceler öylesine ayyuka çıktı. Devlet zaten biliyordu ve bu yolla bir yere varılamayacağını, evet, bunun kötü olduğunu
Yani yöneticiler zaten yani yöneticiler geldi bizden özür diliyorlardı. Yani Evet. bu dönemde biz okuduk. Ya. Ha, okuduğumuz için ben yani Öcalan'ın konuşmalarını dinledim. Onun biz dışarıdayken neler söylediğini hepsini okudum ve korkunç bir vehamet gördüm. Yani bir vehamet şöyle, Abdullah Öcalan herkesi yani köle haline getirmişti. Kendisini işte efendi yani efendi köle ilişkisi aklı çalışan herkes orada görüyordu. Ve Diyarbakır cezaevinde ben yüzbaşı Esat Oktay karşısında bana siz ne istiyorsunuz dediğinde biz Birleşik Bağımsız Kürdistan istiyoruz demişim yüzbaşı Esad'a. Evet. Ama sen Abdullah Öcalan karşısında konuşamazsın. Evet. Hiçbir kimse de konuşamaz. O ne dediyse sen onu onaylamak zorundasın. Of. Ve ben yazdım. Onun ayetlerini yazdım. Dedim Evet. Abdullah Öcalan sen böylesin. Görüp o kitabı okuyabilirsiniz. 450 sayfadır Türkiye'de yayınlanmış. Aradan 27 yıl geçmiş. Bu 27 yıl sadece orada yazdıklarımın hepsini belgeleriyle yani gelişen durum benim yazdıklarımın belgeleri olmuştur. Evet. Bu arada tekrarlayayım ben seyirciler için. Sevgili arkadaşlar, kitabın adı Apo'nun ayetleri, Selim Bey tarafından yazılmış Abdullah Öcalan'ın ayetleri kitabın adı. Evet. Evet, Doz Yayınları tarafından yayınlandı. Önce burada yani Stockholm'da yayınladım. Stockholm'da yayınlandı. Avrupa'da bazı kişiler tarafından okunduğu anlaşıldığı için o kişiler saldırıya uğradı. Bir kişi Fuat Karaaslan 30 gün komada kaldı. Halil isminde bir arkadaş yani kitabı ya bir okuyucu 10 gün komada kaldı. 3 kişi de hafif yaralarla sıyrıldı. Sadece ve sadece kitabı okudukları için. Kitabı okudukları için. Alman basını bunu duydu. Denildi ki Selim Çürkaya isminde birisi, bir Kürt, bir kitap yazmış. Kim okuyorsa PKK tarafından vuruluyor. Alman basını yazdı. Alman basını yazdıktan sonra Günter Wallraf daha önce beni tanıyordu. Günter Wallraf benimle ilişkiye geçti. Dedi ben kitabın içeriğini biliyorum. Çünkü benim bir arkadaşım ona kitabın içeriğini anlatmıştı. Ondan sonra kitap Almanca'ya çevrildi. Almanca'ya çevrilince Fischer Verlag yani Almanya'nın en büyük yayın evlerinden birisidir. Fischer Verlag tarafından basıldı. Yani bak Öcalan'ın mantığı ben bir iki kişiyi vurayım öldüreyim diğerleri korksun kitabı okumasın mantığıyla harekete geçti. Evet. Ama bütün Almanya kitabın içeriğini öğrendi. Of. Ha böyle. Bu arada siz haliyle kendinizi korumak için saklandınız. Tabii ben yaklaşık denilebilir ki Öcalan Roma'ya gelene kadar ben evimi kimseye söylemiyordum ve tedbirli davranıyordum. Evet, 10 yıl bir odada 10 kaldınız. yıl. 10 yıl bir odada 10 yıl. kaldınız, evet. Evet. Peki BK'da ne kadar kaldınız Ben Abdullah Öcalan? Beka'da 8 ay kaldım. 8 ay kaldınız. Bu arada ben yanlış anlamayın. Sadece Bingöl'de 2-3 kere görüştüm dediniz. Bingöl Evet. dışında orada bir şey mi yanlış mı anladım? Ama bir de BK'da görüşmeniz var. Bingöl Evet, dışında. Beka'da 8 ay birlikte Anladım. kalmışız. Evet. Anladım. Peki. Peki. Bu BK'dan biraz bahsedebilir misiniz? Böyle oradaki birkaç hatıranızdan falan, gözlemlerinizden. Beka'da yani tabii yani Diyarbakır cezaevi kadar yani en azından benim için Diyarbakır cezaevi kadar kötüdür görenler için, Evet. duyanlar için, hissedenler için Diyarbakır cezaevinden daha kötüydü. Yani Diyarbakır cezaevinde siz işte karşımdaki düşman olarak görüyorsunuz. Düşman size böyle yapar. Sizin göreviniz de buna karşı direnmektir. Onun size dikte ettirmeye çalıştıklarını kabul etmemektir. Ben Evet. Diyarbakır cezaevine böyle yaşıyordum, böyle düşünüyordum. Dayak yiyordum. Benden istenenleri yapmadığım için hücreye geldiğimde zafer kazanmış gibi oluyordum ve benim dayak çabuk tesiri geçiyordu. Acılarım çabuk geçiyordu.
Ama Beka'da ise benim eşim benim gardiyanımdı. Benim kardeşlerim, benim çok yakınlarım, benim çok samimi arkadaşlarım benim gardiyanlarımdı. Ve ben benim örgütümdür diye geldiğim örgütte tek kelime konuşamıyordum. He. Diyarbakır cezaevinde ben mahkemelerin karşısında 147 sayfa siyasi savunma yapmışım. Demişim siz Kürdistan'ı işgal etmişsiniz, siz dilimizi yasaklamışsınız, kültürümüzü yasaklamışsınız. Ama sen orada Diyarbakır cezaevi gibi bir sistem var, herkes susturulmuş, herkes kafa sallamak zorunda ve ben görüşlerimi söyleyemiyorum. Bu bana çok büyük bir acı veriyordu. Fiziki işkence gördünüz mü bunun dışında? Yok, bana fiziki işkence yapılmadı. Hı-hı. Fiziki işte keşke yapılsaydı da bu diğer işkence daha kötüydü. Evet. Yani mesela nasıl sana diyeyim, ben bir şeyde görüşlerimi söyledim. Yani işte ders veriliyordu, bir komisyon diyordu ki işte aile ajan bir kurumdur. Ben bunu eleştirdim. Ben bunu eleştirdim. Dersi veren dedi, Heval dedi, bu bizim görüşümüz değil ki dedi, bu önderliğin görüşüdür. Ben dedim önderliğin görüşüyse o da yanlıştır dedi. Yani ben bunu söyler söylemez sanki o sınıfa bir el bombası atıldı. Herkes kalktı ve kaçtı dışarı. Of. Ben tek kaldım. Dışarı çıktım, bir kız, yani 20 yaşlarında bir kız geldi, dedi ki Selim arkadaş sen niye böyle yaptın? Ben dedim ki ben ne yaptım ki dedi, ben görüşlerimi söyledim. O kadar. Dedi doğrular her yerde söylenmez. Dedi eğer bu sözü söyleyen sen değil başka birisi olsaydı dedi önce oraya giderdi ardından kurşuna dizilmeye götürülürdü. Oh. Ben dedim orası neresi, dedi orası hapishanedir. Ben PKK'da hapishanelerin olduğunu ilk o kızdan duydum. Evet. Ben dedim ya git dedim, sen PKK'yı bilmiyorsun dedim. PKK'da herkes görüşlerini söyler. Kız bana dedi asıl PKK'yı sen bilmiyorsun. Böyle dedi ve gitti. Evet. Sonradan savcı olarak bildiğim Beka'nın savcısı birisi geldi, dedi ki bu kız seninle ne konuştu? Ben dedim ulan sana ne benimle ne konuştu? Bravo. Dedim burayı Diyarbakır cezaevine çevirdiniz ulan. Heh. Yani benimle konuşamaz mı? Heh. Ya dedi işte 12 Eylül kişiliğiydi de dedim 12 Eylül kişiyi sensin. Sensin, bravo. Baktı benim durumum hiç iyi değil, adam çekip gitti yani. Olay bu. Harika. Yani bu insanı dedim ya, hani derler işte dostun bir acı sözü öldürür ya, evet, yani sen evet. Dost bildiğin işte hayatını şey ettiğin geldin bir bakıyorsun bu başka bir şey. Evet. Yani bu içinde tartışma yapılacağı yok, yolda yoldaşlık ilişkisi, arkadaşlık ilişkisi tamamen ruhuna okunmuş. Herkes herkesin ispiyoncusu, herkes herkesin cellatı haline gelmiş. Of. Ama bunu sen gel Kürtlere anlat. Yani görmeyen, evet. Yani nasıl ki Kemalistler bir şey görmüyorlarsa, evet. Kemalistler son 1950'ye kadar Türkiye'de sen sendika kurabilir miydin? Sen bir fikir üreten Mustafa Kemal hepsini yurt dışına sürgün etti. Hiçbiri Allah'ın kulu konuşabiliyor muydu? Bravo. Ama Kemalistlere sen diye, ben Mehmet Yazar'ın hayatını okudum. Diyordu benim babam iyi saz çalardı. Demek ki Mustafa Kemal bir yerde yemek yiyor. Mehmet Yazar'ın babası da işveren sendikası başkanıydı bir ara. Diyor benim babam saz çalmış. Demek ki Mustafa Kemal rahatsız olmuş. Demiş gidin susturun onu. Evet. Bunlar gelmişler onu susturmuşlar. Bir de bütün Türkiye'de saz çalmayı yasaklamışlar. Yok, evet. Sonra evet. Birisi söylemiş Mustafa Kemal'e, demiş ya ben demiştim gidin o adamı susturun. Niye siz hepsini susturun bütün sazları? Evet. Böyle bir şeydir diktatörlük veya evet. Bir kişiye tapma, böyle bir şey. Evet. O tapanlar çok normal görüyorlar. Evet. Orada olduğunuz sürece bu şeyler, hiç ziyarete gelen gazeteciler, tanınmış kişiler oldu mu? Doğu Perinçek dönemi falan, ona denk geldiniz mi? Yok, Doğu Perinçek ben oradayken gelmedi ama ben Diyarbakır, benim Doğu Perinçek'e, Perinçek'le yani şey hukukumuz çok eskiden vardı. Şöyle bir hukuktu. 1979 tarihinde ben Diyarbakır'daydım. Evet. Bu Mehdi Zanagil'le işte
dediğim gibi yani ben sürgün olarak PKK'den sürgün olarak ben Diyarbakır'a gönderilmiştim. Mehdi Zanıgil'le konuşuyorum. Evet. Ben parka girdim. Bir söğüt ağacının altında oturmuşlar. Bir baktım böyle bana bakıp gülümsediler. Selamun aleyküm dedim. Aleyküme selam. Birisi Aydınlık Gazetesi'ni bana uzattı. Bir baktım manşet Tilki Selim Diyarbakır'da. Ben o zaman takma adımın da Tilki Selim olduğunu bilmiyordum. Gazeteyi aldım. Ya bilmiyordum beni kastediyor. Ben gazeteyi aldım. Alt manşette diyor ki Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde pek çok cinayetin sorumlusu Selim Çürükkaya Diyarbakır'da ellerini kollarını sallayarak dolaşıyor. Allah Allah. Ben hemen gazeteyi aldım dedim hadi eyvallah ben gidiyorum. Heh. Neyse artık Diyarbakır'da çarşıya çıkmıyordum ama gerçekten ben o gün yani mahkemede de sonra ispat oldu. Ben hiçbir cinayete karışmış değilim. Evet. İşte tahliye oldum. Demek ki o zaman ben Doğu Perinçek'in daha bugünkü konumunu ben o günden biliyordum desem yalandır. Fakat Doğu Perinçek'in böyle Kemalistan'ın olduğunu, işte Kemalist solcu olduğunu biliyordum. Cezaevinden de çıktığım zaman o zaman da. Evet. Ben cezaevinden çıktığım zaman Yeni Ülke Gazetesi'nde zaten makale yazıyordum. Ve Yeni Ülke Gazetesi'nde kalıyordum. Bir gün Doğu Perinçek telefon açtı. Dedi bu gece bize misafir olarak gelir misiniz? Tamam dedim geleyim. Yanıma üç tane arkadaş beraber aldım. Evine gittik. O da Bekaa'dan dönmüştü. Perinçek Bekaa'dan dönmüştü. Evet. Heh. Doğu Perinçek Bekaa'dan dönmüştü. Bize birkaç tane film gösterdi o gece. Öyle genel sohbet ettik. Fakat o zaman da diyordu ki işte yani bu HADEP yeni yeni kuruluyordu, kurulmak isteniyordu. Dedi işte bu HDP'liler Amerikan yanlısıdır. İşte bunların parti kurması doğru değildir. Gelin birlikte işçi partisini güçlendirelim. Yani işçi partisine gelin katılın. Ben dedim ben yani büyük bir çoğunluğunu tanırım. Amerika ile bir ilişkileri yoktur. SHP'de adamlar kendilerini ifade edemediği için yani yeni bir parti kuruyorlar, kursunlar. Öyle birinci görüşmemiz öyle oldu. Birkaç gün sonra tekrar beni aradı. Dedi Selim Bey ben mi Yeni Ülke Gazetesi'ne geleyim yoksa siz mi bizim büroya gelebilir misiniz? O zaman 2000'e doğru dergisinin bürosu vardı. Ben tamam dedim ben sizin büroya gelirim. Ben gittim büroya. Oyla Ferit İlsever mi? Ferit İlsever. Ha, Ferit İlsever'le birlikte odadaydılar. Biraz sohbet ettik. Hoş geldin falan hoş bulduk. Çay geldi. Sonra Ferit'e dedi sen biraz dışarı çıkar mısın? Ferit dışarı çıktı. Çantasından 5 tane fotoğraf çıkardı. Kendisi ve Abdullah Öcalan'la birlikte çekilmiş fotoğraflardı. Bana gösterdi. Dedi bak bu 5 fotoğrafı görüyor musun? Dedim evet görüyorum. 5 tane daha çıkardı. Dedi bu 5 tane fotoğraf dedi benle Abdullah Öcalan Şam'da biz çektirdik. Öcalan'ın bir tane fotoğrafçısı vardı dedi orada tab ettirdi. 5 tane bende 5 tane ondaydı. Dedi bu ikinci 5 tanesi bugün İstanbul'daki bütün gazetelere çekilmiş yani fotoğraf olarak gönderilmiş. Dedi size göre kim verdi bunu MİT'e? Ben de öyle gülümseyerek ben dedim eğer bir nüsa sizde bir nüsa ondaysa ikinizden birisi vermiştir dedim. O da güldü. O da güldü. İkinci şeyimiz bu oldu. Ben daha yurt dışına çıkmadan yani İstanbul'dan ayrılmadan Mehmet Şener 4. Kongre'de işte Öcalan'a ve sisteme karşı çıkmıştı. Ve ayrıldıktan sonra demek ki Doğu Perinçek ile telefonla konuşuyor. Doğu Perinçek bunun için benimle işte telefon açtı. Dedi çok önemli şeyler var seninle görüşmek istiyorum. Ben de dedim buyurun Yeni Ülke Gazetesi'ne gel. Yeni Ülke Gazetesi'ne geldi. Ben de diğer benim yanımda oturanlara dedim siz bir dışarı çıkın. Doğu Bey ne diyor? O çantasını açtı not almış. Dedi bugün Mehmet Şener beni aradı. Dedi ben her ne kadar dedim telefonlarım dinleniyorsa dedi o söylemeye başladı. Ben de notlar tuttum. İşte PKK'den işte PKK'nin genel kurmay başkanlığını yapan Sarı Baran, işte istihbarat şefi bilmem kim, işte bilmem kim bunlar biz
karşı çıkmışız. Öcalan PKK'yı bir teke haline getirmiştir. Biz bu sistemi reddediyoruz falan. Ondan sonra dedi sen ne diyorsun? Öyle deyince ben dedim ben yani olan bitenleri daha senden öğrenmişim. Ben bir şeyi detaylı olarak öğrenmeden ben tavır koyamam kimseye karşı. Ben bir önce öğrenmem lazım. Öyle dedim gittim. Fakat büyük bir ihtimalle ben ceza yani bugünkü durumuna sonraki durumuna bakıyorum. Büyük bir ihtimalle ben cezaevinden çıkar çıkmaz benim için belki sorumlu olarak atandı. Ben ne diyorum, ne söylüyorum, ne yapıyorum, ne ediyorum gibi mutlaka bir şey vardı. Yoksa benimle böyle sık sık görüşmesi sadece bir görüşmek istemesinden kaynaklanmıyor diye düşünüyorum. Diyarbakır Park'ta karşılaştığınız Doğu Perinçek miydi, onun adamları mıydı? Yok, onun gazetesi. Gazetesi. Diyorum, Aydınlık tamam. Gazetesi'nde böyle manşet atılmıştı. Tamam. Size neden tilki lakabını takmışlar? Vallahi ben de onu bilemiyorum. Fakat ben yani şüphem şudur. Benle Zeki Palabıyık diye benim bir arkadaşım vardı. Biz Varto'dan Bingöl'e gelmek istiyorduk. Varto Muş yol çatısında dedik biz Muş'a daha niye gidelim? Biz burada inelim otostop yapıp Bingöl'e gidelim düşündük. İkimizin de tabancaları vardı. Biz otostop gelen arabalara el kaldırdık. Bir dolmuş durdu. Gittik baktık bir tane başçavuş, iki tutuklu, iki tane de jandarma. Evet. Başçavuş nereye dedi? Biz dedik biz Bingöl'e gidiyoruz. Dedi sizi Düzağaç'ta indiririm dedi. Düzağaç'ta Bingöl Elazığ yol çatısıdır. Böyle 10 dakika falan çarşıdan uzaktır. Biz tamam dedik. Ondan sonra biz de bindik arabaya, arabanın arka kısmına. Dolmuş'a biz Solhan'a gittik. Başçavuş dedi ki biz yemek yeriz yani çorba içeceğiz. Ondan sonra biz dedik biz de çorba içeriz. Biz de onlarla beraber gittik. O anda bu Doğu Perinçek'in iki adamı yani bizi çok iyi tanıyorlar. Bizi gördüler. Hani askerlerle başçavuşla beraber lokantaya gidiyoruz. Tabi biz gittik çorbalarımızı içtik. Yeniden arabaya bindik. Geldik Bingöl yol çatısına. Biz indik. Onlar gittiler. Bir gün sonra aynı o iki kişi bizi çarşıda gezdiğimizi gördüler. Büyük bir ihtimalle ya dün tutuklanmışlar, bugün bırakıldılar. Bu neyin nesiyle öyle bir soy isim bana buldular yani. Gülümsemesi ondandı yani. Müşteşli evet, evet. Şekilde. Anladım. Peki. Nereye bağlayacaksınız? Doğu Perinçek nedir abi? Ne yapar bu adam? Neye bağlamayı düşünüyorsunuz? Valla şimdi Doğu yani Yalçın Küçük'le de benim öyle kontaklarım oldu. Cezaevinden ben çıktıktan sonra Yalçın Küçük'le bir biçimde geldi. Benimle kontağa geçti. Yalçın Küçük'le Doğu Perinçek ben yani derin devletin PKK masasında çalıştıklarına inanıyorum. Evet. Ve bir biçimde belki çok önceden Abdullah Öcalan'la ilişkileri vardı. Evet. Ve Abdullah Öcalan'la Yalçın Küçük özellikle daha sonra yani Doğu Perinçek başka bir rol oynadı. Abdullah Öcalan'ın PKK'nın başına geçirilmesinde Yalçın Küçük başka bir rol oynadı. Mesela benim i̇yi bu polis, sırlar polis, çözülürken polis adlı benim bu sırlar çözülürken adlı kitabımda şöyle Abdullah, tam öyle tutan. Sırlar çözülürken kitabım. Evet. Evet. Bu kitapta Abdullah Öcalan bir Ergenekon üyesidir. Ve 1976'ya kadar aslında kimse Abdullah Öcalan'ı tanımaz. Yani bir grup Ankara'daki sol öğrenci dışında Kürdistan'da, Türkiye'de halk kimse tanımaz. Fakat birdenbire Aydınlık Gazetesi APO'nun böyle büyük fotoğraflarını APO'cular manşetlerden atmaya başlar, onu Hürriyet, onu Milliyet, onu tercüman takip eder ve bir ay içerisinde gazete okuyan her Türk, her Kürt, APO denilen bir adam bir de onun bir örgütünün olduğunu söyler. Yoksa Öcalan ne bir toplantı yapmış, ne bir şeye evet. Seçilmiş, ne bir parti, hiç öyle bir şey yok. Evet. Sadece Türkiye basınının bir aylık basın operasyonu sonucunda parlatılır. Parlatılmıştır. Bir örgütün başkanı yapılmıştır. Örgüt de onun örgütü yapılmıştır. Evet. Biliyor musun? Evet. Şimdi ben bunun Öcalan'ın bir basın operasyonuyla PKK'nın başına geçirtildiğine inanıyorum. Evet. Siz de biliyorsunuz lider olmak bazı özellikler istiyor.
Evet. Mesela karizmatik liderlere baktığımızda yok çok iyi hatiptirler. Evet. Ya eylemcidirler, vurucu, kırdıcı, kitleleri böyle denetim altına alan. Evet. Öcalan'ın hiç böyle bir yapısı yoktu. Biliyor musun? Korkak mı, ürkek mi? Hayatı boyunca Öcalan bak çok yerde hayatını anlatmıştır. Alın okuyun. Bir diyor ben babamı taşlamışım. Bir de Feyzi Aslansoy'un cenaze törenine katılmışım. Bunun dışında Öcalan'ın herhangi bir faaliyeti, bir eylemi yoktur. Ha. Ve Silah kullanabiliyor mu? Silah kullanabiliyor mu? Türkiye basını FIS Evet. toplantısı yapılmadan önce Öcalan'ı lider yapmıştı. Örgütü de zaten ona mal etmişti. Kürdistan devrimcileri ise kendilerine apocu diyenleri dövüyorlardı. Evet. Evet. Ve Yalçın Küçüğün ise çok farklı yani Doğu Perinçek böyle bir rol oynadı. Öcalan'ın PKK'nın üstüne geçirilmesine, yavaş yavaş onu ele geçirilmesine. Tabii o ara bu Namık Kemal Ersoy'un erken darbe girişimi oldu. Pilot Necati'nin kimliği ortaya çıktı. Öcalan'ın kimliğinin ortaya çıkmaması için yurt dışına kaçtı. Bu sefer gitti Suriye devletine sığındı. Evet. Ondan sonra Öcalan, ondan sonra Yalçın Küçük işte 90'larda, 91'lerde devreye girdi ve yeniden kontaklar gelişti bana göre. Ve bu ilişkiler sonucu Abdullah Öcalan böyle komplo moblo kendisine yapılmadı. Öcalan kendisi geldi. Evet. Abdullah Öcalan tam Kürt mü, yarı Kürt, yarı Türk mü? Vallahi Abdullah Öcalan şimdi kendisi diyor benim anam Türktür. Anam Türk diyor, evet. Fakat Türk askerleriyle karşılaştıktan sonra annesini Türk yaptı. Yani o güne kadar benim anam Türktür diye bir sözü yoktur. Ha, yok. Osman Öcalan da diyor abim zorunlu olarak diyor öyle yalan söylüyor diyor benim anam Kürttür diyor Barazi Evet. aşiretindendir. Ben Abdullah Öcalan'ın Türkiye Cumhuriyeti'nin nüfus şeyinden yani bu susmak ölmektir diye bir kitabım var. Ben oradan nüfus müdürlüğünden yani bir biçimde ben hepsinin şeyini aldım, seceresini aldım. Abdullah Öcalan'ın 5. sülalesine kadar Müslümandır. 5'ten ötesini bilemem. Evet. Fakat 5. sülalesine kadar Müslümandır. Evet. Yani o dini ırk olarak Türk şey Kürttür yani. Kürttür Abdullah Öcalan bana göre. Anladım. Peki. Fakat ilk Türk askeriyle karşılaşınca zannederse ben annemi hani Türk'üm diyeyim yani Evet. öyle Evet. bir şeyle ifade etti. Evet. Çok söylenen şey var. İşte PKK'yı MİT kurdu diye. Ne diyorsunuz? Eski MİT kurdu diye. Yani ben şöyle, ben yani PKK'nın Kürt gençleri tarafından kurulduğunu ama Öcalan'ın ve bazı kişilerin MİT tarafından önce içine gönderildiğini, sonradan üste çıkarıldıklarını Evet. yani tespit etmişim. Peki. Hızlı hızlı gidiyorum. Bir tarihte bir kitabını vermişti bana Tuncay Güney. Gazetedeyken, akşam gazetesindeyken Abdullah Öcalan'ın yazdığı söylenen bir kitap. Onu okumuştum ve vermiştim. Kitaplarını kendi yazmaz değil mi Apo Öcalan, Abdullah Öcalan? Yok Abdullah Öcalan yani oturup böyle kalemle veya daktiloyla kendi kitaplarını yazmaz. Evet. Abdullah Öcalan her yerde konuştuğu zaman yanına bir tane teyip koyar. Evet. Ondan sonra o teyipte sesini kaydettirir. Evet. Ondan sonra üniversitelerden gelen öğrencilere der ki üniversitede edebiyat bölümünden gelenler var mı? Onlar ellerini kaldırır. Ha. Der tamam siz bizim redaksiyonda çalışacaksınız. Onların bir kısmı o kulaklık takar, o teyipte söylenenleri yazıya geçirir. Bir Evet. kısmı onları redakte eder. Bu redakteden geçtikten sonra Ali Haydar Kaytan'la Duran Kalkan yani PKK'da bu iki kişinin kafası ideoloji üretmeye uygun kafadırlar. Onlar da Öcalan'ın o küfürlü, o saçma sapan birbiriyle uyuşmayan şeylerini redakte eder, düzgün hale sokar. Ondan sonra Kürtlerin parasıyla kurduğu matbaada kendi kitaplarını bastırır. Başka hiçbir ülkede
Öcalan'ın kitabını, yani biz bunu basalım, para kazanalım diye hiçbir ülke basıp satmamıştır. Kendi matbaasında bastırır, ondan sonra sattırır, kendi adamlarına sattırır. Evet. Kitap okuyan biri midir? Yani entelektüel olmaya çalışan biri midir? Abdullah Öcalan'a ben Apo'nun ayetlerinde Abdullah Öcalan kesinlikle kitap okumayan bir adamdır demişim. Mehmet Aktaş da bunun üzerine, yani kadınlarla ilgili şeyleri de vardı benim kitabımda, kadınlara kötü davrandığına dair. Mehmet Aktaş gidiyor Beka'da Med TV adına ona soruyor. Siz şeyde bulabilirsiniz YouTube'da. Diyor ki bazıları işte siz kadınlar konusunda işte sizin hakkınızda bazı şeyler yazdı diyor. Ne diyorsunuz diyor. Ha 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 diyor, bazı soytarılar diyor gittiler kitap yazdılar diyor. Kadınlar okuyunca daha da ateşlenip geldiler. Aşk gerçekleşti. Aynen bunlar var. Siz YouTube'da görebilirsiniz. Tamam. Nasıl da? Ondan sonra tamam. Diyor peki siz kitap okuyor musunuz? Diyor o Çinli bir filozof vardı, askeri yazılar yazmıştı diyor. Ben biraz baktım diyor, beni anlatıyor, ben okumaktan vazgeçtim. Of. Abdullah Öcalan 1977-78'e kadar, yani üniversitedeyken, Ankara'dayken kitapları okumuş. He. Ama ben ondan sonra tek bir kitabı, sonradan tabii Apo'nun ayetleri, Günter Varraf, ben imzaladım, Abdullah Öcalan'a gönderdim Apo'nun ayetlerini. Şu önünüze tutun. He. Bu değil, Apo'nun ayetleri şu anda burada, tamam. Değil, diğer odadadır. Tamam. Apo'nun ayetlerini büyük bir ihtimalle kelime kelimesini okumuştur. Evet. Ama başka da ben Öcalan'ın kitap okuduğuna hiç inanmam. Evet. Kadınlara nasıl davranıyor dediniz kitabınızda? Vallahi kadınlar kendileri anlatmalıdır. He. Ben anlattım kadınlara nasıl davrandığını. 4000 tane kadın bana karşı yürüyüş yaptı Almanya'nın Mannheim kentinde. Öcalan'a bağlılık benim için de dediler provokasyon yapıyor. Hayda. Sonradan kadınlar, 15 tane kadın Necdet Buldan'ın kitabında PKK'da kadın olmakta anlattılar. Evet. Ben yani, anlatmayayım. Kadınlar bir gün eğer ki namus varsa veya insanlık varsa, bugün biliyorsun kadınlara taciz, işte bir yazar, evet, kafasına sıktı kendini öldürdü. Evet. Biliyorsun Öcalan Türkiye'ye gittikten sonra genellikle büyük bir ihtimalle MİT ona dedi ki biz ne yapalım, bu Kürtler bu Kürt işiyle uğraşmasınlar başka işleriyle. O dedi kolaydır. Ben siz biraz bana inisiyatif tanıyın, ben onları lezbiyen işleriyle uğraştırırım, homoseksüeller işiyle uğraştırırım, gay işiyle uğraştırırım. Bu kesimler biliyor. Ondan sonra yeşilcilik neydi onun adı? Ekolojiyle ekoloji. Uğraştırırım. Evet. Yani şimdi en çok o çevrede dikkat et. İşte ekolojik sorunlar, kadın sorunu, lezbiyen sorunu, homoseksüeller sorunları falan. Şimdi evet, bugün de bu tartışmayı yapan genellikle bu yazarın tacizi ve yazarın kendisini kafasına kurşun sıkması, işte Oruçoğlu'nun yani adam iyi yazardı ama tabii tacizi iyi değildi. Yani kitaplarını yakmamak gerekiyor dedi. Oruçoğlu'na da linç giriştiler. Gene bu kesimlerdir, biliyor musun? Fakat en büyük tacizci karşısında susanların tacizciliği eleştirmesi ayıp oluyor diye düşünüyorum. Evet, evet. Böyle duyunca katlanamayacağımız şeyler mi acaba kadınlara davranışlarıyla ilgili? Dövmek, dayak atmak o normal bir şey herhalde. İşkence normal bir şey. Neyse, öldürülmek, öldürülmek kaç tane kadın? Ya bırak şimdi, bak ben diyorum ki şimdi bu kesimin mesela homoseksüellere sahip çıkması, bu kesimin evet, lezbiyenlere sahip çıkması, bu kesimin işte gaylara sahip çıkması, evet, yani benim en azından tuhafıma gidiyor. Yani ben işte bunları hani yani tuhafıma gidiyor çünkü bu kesimin içerisinde erkeğin kadına ilgi duyması, aşık duyması suçtu ve cezası ölümdü. Yani artık bırak lezbiyen, bırak gay. Evet. Yani onun için bu çok tuhaf bir durum.
Yani kadın erkek ilişkisini 1 yıl değil, 2 yıl değil, 15 yıl değil, 20 yıl yasaklayan bir zihniyete susanlar var. Bu işte şimdi bu sorunları gündeme getirenler bunlardır. Ama Yoksa beni ilgilendirmez, adam gay mi olacak, lezbiyen mi tabii. olacak, beni hiç ilgilendirmez. Fakat ben bunlara şunu diyorum. Her türlü insani ilişkiyi yasaklayan bir zihniyet karşısında susanların bugün bunu gündeme getirmesi biraz ayıp olmuyor mu diye düşünüyorum. Evet, peki yormayalım sizi. Ya Selim Bey, PKK'nın üst kadrosu diyorlar ki çoğu Kürtçe bile bilmiyor, Türk. Doğru mu? Yok, çoğu değil, çoğu değil. Yani Kürt şey duran kalkan bilmiyor Evet. Türkçe. Çünkü kendisi Kürt değildir. Ha. Mustafa Karasu Kürttür ama Sivas Gürün'de büyüdüğü için Bilmiyor. Ha. o da Kürtçe bilmiyor. Anladım. Rıza biraz biliyor ama tam bilmiyor. Çünkü o da Ankara'da. Evet. Kayserilidir, sürgün bir Kürttür. Rıza biraz öğrenmiş. Fakat değil yani Kürtçe biliyorlar. Yani Anladım. Kürtçe biliyorlar ama yani şöyle bir şey yani Öcalan zaten kendisini tek parti içerisinde parti onun olduğu için Evet. diğer bütün insanlar inisiyatifsiz hale getirdiği için Evet. Öcalan Suriye'yle ilişki kurmayı işte devrimci bir mücadele tarzı, Saddam'la ilişki kurmayı meşru hale getirmişti. Evet. İran'la ilişki kurmayı meşru hale getirmişti. Sonra gitti Türkiye rejimiyle ilişki kurdu, onu da meşru hale getirdi. Ve diğerlerine de bunu kabul ettirdi. Gerçek olan budur. Evet. Peki Abdullah Öcalan çok iddialı. Diyor ki bana bırakın diyor Kürt problemini, Kürt sorununu çözerim diyor. Çözebilir mi? Çözemez. Çözemez. Şöyle şimdi Kürt problemi yani 90 yıldır en azından Cumhuriyet tarihi boyunca Süleyman Evet. Demirel'in deyimiyle 29 tane isyan bu da 30 tane oldu. Evet. Şimdi Cumhuriyet tarihi boyunca çözme biçimi vur, öldür, sürgün et, sustur biçimindedir. Evet. Şimdi 90 yıldır bu çözülmedi. Şimdi de aynı yöntem kullanılıyor. Bu da çözülmez. Başka bir yerde, başka bir biçimde patlak verir. Evet. Ama nasıl çözülür? Yani bu Abdullah Öcalan, ben, başka birisi hiç kimse bu şekilde çözemez. Nasıl Evet. çözülür? Türklerle Kürtler birbirini öldürmeden konuşarak nasıl çözebilirler? Bana göre Size göre. madde 1, Türkiye Cumhuriyeti Kürtlerin varlığını resmi kabul eder. Evet. Yani anayasaya koyar. Der ki Türkiye Cumhuriyeti'ni Türklerle Kürtler birlikte kurdular. Evet. Zaten sözde söylüyor değil mi? Söyle hangi Türk arkadaşla şimdi seninle de konuşsam. Sen diyeceksin evet Türklerle Kürtler. Yani Kürtler Urfa'da, Maraş'ta, Antep'te savaştılar. Türkler ise Ege'de savaştılar. Ondan sonra Serbi'yi boşa çıkardılar diyelim. Evet. Evet. Ondan sonra bu cumhuriyet kuruldu. Yani bunu kabul ediyorlar. Evet. Tamam, kabul sözde ama. Ama Evet. bunu anayasa maddesi haline getirilirse Evet. Türkler ve Kürtler Cumhuriyeti birlikte kurdular. Birinci madde. İkinci madde Türkler hangi haka sahipse Kürtler de aynı haka sahiptirler. Bana Evet. göre bu iki madde yazılırsa artık Kürtler ile Türkler birbiriyle savaşarak sorunlarını halletmeye çalışmaz. Evet. Nasıl olmaz? Eğer anayasada derse Türklerle Kürtler eşittir. O zaman Türklerin nasıl ilkokuldan üniversiteye kadar kendi dilini okuma hakkı varsa Kürt'ün de bu doğar. Evet. Şimdi Kürt kendi dilini öğrenirse Türk'ün benzini azalmaz, mazotu azalmaz, Evet. cebindeki parası azalmaz. Evet. Türk de biraz Kürtçe konuşur öğrenirse, Kürt de Türkçeyi öğrenirse iki dili öğrenmiş oluruz. Bu zararlı değil ki. Tabii. Şimdi İsviçre'de 4 tane dil konuşuyor. Almanlar bir dil öğrenmiş. Bir İsviçreli liseyi bitirdiği zaman 4 tanesini biliyor. Doğru. İsviçreli Alman'a göre daha avantajlı değil mi? Evet. Yani şimdi biz Kürtler mesela Türkçe öğrenmişiz, Arapça öğrenmişiz, Farsça öğrenmişiz. Ya. Bizim için iyidir. Evet.
Ama neden biz cumhuriyeti beraber kurduk da neden ben Kürtçe konuştuğum zaman sen beni dövüyorsun ya? Doğru. Neden benim dilim senin devletini yıkıyor? Sen bu hale getiriyorsun. Sen niye bu kadar korkuyorsun? Sen suç, ya yani suç işleyen adam korkar veya devlet korkar. Evet. Sen bugüne kadar işledin. Gel bu halkın varlığını kabul et. Varlığımız kabul edilirse şimdi mesela diyorlar ki işte ya kimle muhatap alsın devlet konuşsun. Devletin kimle muhatap? Sen bir kere sorunu kabul etmiyorsun ki yöneticisini bulasın. Bulasın. Önce sen Kürtlerin varlığını kabul et. Kürtler tarafından seçilen herkes, ister MHP'den, ister AKP'den, ister CHP'den, ister HDP'den, Kürt Evet. bölgesinde Kürt oyları seçilen herkes senin muhatabındır. Onu Evet. al, konuş, sorunu çöz. Ama Evet. sen birincisi diyorsun ki Kürt diye bir şey yoktur. Ağzında var, sözün yazında yokum ben. E Evet. ondan sonra ben varım deyince anayasana göre, kanuna göre, şeyine göre ben suçluyum. Evet. İşte bu patlak verir. Bu kim gelirse gelsin bu devam ettiği müddetçe. Yani hadi diyelim ki şimdi 100 bin tane Kürt veya Türk öldü şimdi bu savaşta bu 40 yılda 100 bin kişi. Evet. Ama 500 bin kişi doğmuştur. Evet. Bitmiyor ki. Şeyh Said İsyanı, Seyit Rıza İsyanı döneminde nüfus, Kürtlerin nüfusu 3 milyondu. Evet. Şimdi 20 milyon olduğu o söyleniyor. Evet. Bitmiyor bu iş. Sonraki aşama nedir? Bu federasyon, konfederasyon, toprak babında bir şey var mı öneriniz? Ya ben diyorum ki bizim varlığımız kabul edilsin. Ha, sonra Yani evet. Kürtler var. Evet. Anayasada bu kabul edilsin. Kürt dili eğitim dili olsun. Ha, Evet. ondan sonra eğer biz eşitsek diyelim biz bir şey yani siyasetçiler, Kürt siyasetçiler dediler ki biz federasyon istiyoruz. Evet. Referanduma gider. Eğer halk istediyse olsun, halk istemediyse olmasın. Evet. Evet. Ama şimdi sen bir şeyi yok sayıyorsun, onun ne vereceksin ki? Yani hiçbir şey verilmez. Şimdi diyelim şimdiye kadar şey şudur. Yani işte rahat durursanız ben seni dövmem, seni hapse atmam ama rahat durmazsanız diğeri de geliyor, seni Evet. dövüyor. Yani dövmeyle dövmeme gibi bir politikada ama hiçbirisi senin varlığını gerçekten kabul ederek soruna ciddi yaklaşmıyor ki. Evet. Peki. Yani bu konuyla ilgili söyleyeceklerinizi şey yaptıysanız ben devam edeceğim. Buyurun. Tamam. Şimdi 2007'de yani böyle atlayarak gidiyoruz, geri dönüyoruz, şey yapıyoruz. 2007'de yazdığınız kitapta işte Ergonokon'u anlattınız. Şimdi diyorlar ki Ergonokon yok diyorlar. Siz hala mesela Ergonokon yazdığınız kitaptaki şeyleri notlarınıza altına yine imza atıyor musunuz? Ergonokon var mı Türkiye'de? Evet, ben imza atıyorum. Bak bu yani bir trajedidir. Size anlatayım. Evet. Şimdi bir zamanlar biliyorsun 2007 Haziran ayında Ergenekon'a karşı Türkiye'de operasyonlar başladı. Evet. O zaman mesela Fethullah Gülen yanlılarıyla AKP yanlıları beraberdirler. Evet. Aralarında hiçbir çelişki, hiçbir çatışma, hiçbir şey yoktu. Dediler Ergenekon vardır ve yüzlerce subay, generaller, ondan sonra Doğu Perinçek, Yalçın Küçük gibi işte profesörler, asistanlar tutuklandı, içeri atıldı ve Evet. bunlar yargılandı. O zaman Evet. Türkiye'de eğer diyelim ki 10 veya diyelim 1000 tane savcı var idiyse, Evet. bu 1000 tane savcı Ergenekon'un olduğuna inandı. Evet. Eğer 4000 tane hakim varsa bu 4000 tane hakim Ergenekon'un var olduğuna Evet. inandı. Evet. Ve hepsine ceza verildi. Kimine 20 yıl, kimine ömür boyu. Bunların içerisinde zamanın genelkurmay başkanı da vardı. Evet. Ha, ve hiçbir hukukçu, hiçbir yani mahkemeler veya işte Yargıtay tarafından da yani Ona. onaylandı. Hiç kimse demedi ya böyle bir örgüt yoktur. Evet. Aradan biraz zaman geçti. Büyük bir ihtimalle bizim görmediğimiz ama kendi içinde Fethullah yanlılarıyla
Erdoğan yanları arasında giderek ara açıldı. Çatışma noktasına gelindi. MİT müsteşarı tutuklanmak istedi. Erdoğan'ın ayakkabı paraları, ayakkabı doldurma işleri ortaya çıkarıldı. Ondan sonra Erdoğan gitti bir gecede Doğu Perinçek'te taraftarları hemen Abdullah Öcalan'la Hasan Atilla Oğur'un kasedini piyasaya sürdü. Dedi ki bak biz her şey elimizdedir, açıklayacağız. O da elinizde kalır. Bana göre şey gitti, Ergenekoncularla konuştu Erdoğan ve anlaştılar. Evet. Bir gecede bütün o subaylar, generaller, profesörler bir gecede serbest bırakıldı. Ve bütün hakimler, bütün savcılar, bütün Yargıtay yine sustu. Yani bir gün önce hepsini suçlu gören yargı, hepsini suçlu gören hakimler, hepsini suçlu gören savcılar, aynı savcılar, aynı hakimler bu sefer bunları suçsuz gördü ve hepsini bıraktı ve bunlar ortak bir koalisyon kurdular Erdoğan'la. Evet. Yani dışarı çıktığı zaman Erdoğan'ın ailesine küfür edip içeri giren Doğu Perinçek, Erdoğan'ın bir numaralı savunucusu olarak dışarı çıktı. Hepimiz şimdi görüyoruz. Koalisyon ortağı. Evet. Ondan sonra evet koalisyon ortağıdır. Ve ondan sonra büyük bir ihtimalle dediler ki FETÖ'cüleri hepsini devletin içinde temizleyeceksin. Evet. Bu görevi de ona verdiler. Yani ben vicdanıma elimi koyup söylersem yani ben yani Fethullah Gülen yanlılarıyla Erdoğan arasında yani bir kavga veya artık anlaşamadıkları son noktada anlaşamayacak noktaya geldiler. Ama ben darbe yapmaya giriştiklerine inanmıyorum. Evet. Darbeyi Erdoğan yanlıları yaptı. Darbe yapanlar gidip köprüleri ele geçirmiyor. Yani nereden bileceğiz ki MİT bir subaya dememiş ki git köprüyü ele geçir. Evet. Ve neticede diyelim darbe yapmak isteyenler darbeye uğradı. Hepsi tutuklanıp içeri konuldu. Ve Türkiye'de şu anda başka bir illegal koalisyon kurulmuş. Bak koalisyon biliyoruz geçmişte Türkiye'nin tarihinde evet. Biliyoruz. Türkiye'nin tarihinde koalisyonlar partiler arasında yapılırdı. Bakanlar paylaşılırdı. Ona evet. Göre koalisyonlar yani şeffaf. Hangi partiden hangi bakan vardır, herkes sorumluluğunu taşırdı, öyle evet. Koalisyonlar kurardı. Ama Fethullah Gülen'le Erdoğan koalisyonu bir koalisyondur ama bu alışıldık koalisyonda koalisyonlardan değildir. Yani evet. Fethullah Gülen Erdoğan'la oturup işte sen şu kadar bakan bana vereceksin, şurayı yani. Bana vereceksin değil. Ama operasyondan anladık ki Fethullah Gülen yanlıları orduda, Fethullah Gülen yanlıları Adalette, Fethullah Gülen yanlıları savcılıkta, poliste, öğretmenlerde, her yerde yer kapmışlardır, verilmiştir kendilerine bu. Evet. Fakat bu denilebilir ki yasal olmayan, illegal bir koalisyondu. Aynen. Türkiye'nin başına neleri getirdiğini biliyoruz. Aynen. Şu anda Türkiye'nin savcılarının önemli kesimi, ordunun önemli kesimi, hakimlerin önemli kesimi, öğretmenlerin önemli kesimi içeridedir. Evet. Şimdi bu illegal koalisyondan Türkiye kurtuldu ama yeni bir illegal koalisyona aynı. Mahkum olmuştur. Bu aynı. Da Doğu evet. Perinçek, Bahçeli ve Erdoğan koalisyonu. Ergenekon, Erdoğan yani. Ve şey koalisyonu, Bahçeli koalisyonu. Şimdi bunun Türkiye'nin başına ne getireceğini herkes böyle evet. Bir gerilim filmi gibi seyrediyor. Doğru. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Yani onun için Türkiye'de bakın yani bir adalet sen gösteremezsin bir hukuk devleti. Yani 3 yıl boyunca, 4 yıl boyunca yüzlerce bir ülkenin bütün yöneticilerini hepsini suçlu görür, içeri tıkar. Ama bir gecede aynı adalet, aynı hakimler, aynı savcılar bu suçlu gördüğü yüzlerce kişiyi aynı gecede suçsuz görür. Böyle bir adalet
Bilmiyorum. Yeryüzünde yani en azından çağımızda yoktur. Korkunç bir şey, evet. Tam bir salaklaştırma projesi. Evet. Madem bu Gülen cemaati çok tehlikeliydi, niye soruşturmaya bu işi başlatan Kasım Gülek'ten başlamıyorsun? Gıyaben de olsa. Yargıla. Ya Kasım Gülek'ten itibaren gel. şimdi bak mesela AKP iktidarında yani veya AKP yönetiminde yer alan hangisi Hoca Efendi demeden konuşmasını yapabilmiştir? O da korkunç, evet. Ha. O da Şimdi korkunç. bunların hiçbirisi tutuklanmadı ama öğretmen ya öğretmen hiç darbe yapabilir mi yani? Sen hiç öğretmenlerin bir ülkede Afrika'da bile darbe yaptığını görmüş müsün? Yok ya. Sen 24 saat Fethullah Efendi dedin, Evet. sen yargılanmıyorsun. Ama sen bir öğretmeni niye? Mesela benim köylüm iki tane öğretmen karı koca yemin ediyorum hayatta Fethullah'la bir ilişkisi olmadı. Fethullahçı diye öğretmenlikten atıldılar. Evet. Büyük proje, büyük proje. Evet, sizin Selim Bey, Türkiye'ye girip çıkabiliyor musunuz bir Hayır. davanızda? Ha? Nedir? Hayır, Niye Türkiye'ye giremiyorsunuz? ben 1991 Haziran ayında çıktım. O günden bugüne kadar gidemedim. Bir de üstelik bana öyle bir iftira atıldı ki ben ancak 2018 yılında bu iftirayı öğrendim. Ha. Ben Viyana'ya bir kere gittim. Girişte beni bir karakola götürdüler. Dediler sen gelemezsin. Niye? Söylemediler. Geri beni Almanya'ya yolladılar. Evet. Tunus'ta ben eşim gittik. Tunus Havaalanı'ndan bizi özel bir uçakla Berlin'e getirip bıraktılar. Interpol şikayeti mi var? Söylemediler. Ben Ha. diyor biz bilmiyoruz. Allah Allah. Ondan sonra ben referandum döneminde Güney Kürdistan'a gittim. Evet. Ve bir müddet kaldım. Uçaklar kalkmıyordu. Ben yani Türkiye üzeri dönemeyeceğimi biliyordum. İran üzeri dönemeyeceğimi biliyordum. Suriye üzerinde dönemeyeceğimi biliyorum. Olabilir ki dedim Bağdat'ta yani uçakla Erbil'den Bağdat'a gidiyorsun. Bağdat'a binip Avrupa'ya gelebiliyorsun. Dedim belki gidebilirim. Erbil istihbaratına gittim. Ha. Dedim bir soruşturma yapabilir misiniz? Ben Bağdat Havaalanının kompütürlerinde benim adım var mı yok mu? Çünkü birkaç yerde beni çevirdiler. Evet. Bir de Hürriyet gazetesinden ben duymuştum beni Almanya'dan istemişler ama Almanya beni vermemiş. Ben öyle bir haberde okumuştum. Evet. Neyse Erbil istihbaratı araştırdı. Dedi Bağdat kompütürlerinde senin adın var. Bu Barzani'nin istihbaratı değil mi? Evet. Ha. Evet. Ben bunun üzerine Barzani'nin değil Güney Kürdistan bir hükümettir. O hükümetin istihbaratıdır. Ha yani Evet. işte anlasınlar Ondan diye. sonra ben Alman konsolosuna gittim. Çünkü ben Alman vatandaşıyım. Evet. Ben dedim ki ben Almanya'ya geri dönmek istiyorum. Uçaklar direktmen gitmiyor. Ben Bağdat üzeri gitmek istiyorum. Ben yazarım. Türkiye ile problemlerim var. İran'la problemlerim var. Beni yani elçilik aracılığıyla uçağa bindirebilir misiniz? Tabii pasaportumun şeyini aldılar, fotokopisini aldılar. Dediler biz Dışişleri Bakanlığı'na soracağız. Ondan sonra. Evet. 2 gün sonra beni aradılar. Ben konsolosa gittim. Kadın beni tanıyordu. Yani Almanca kitabımı falan okumuştu. Dedi sakın dedi kıpırdanma buradan dedi. Dedi sen çok ağır suçlarla Interpol tarafından aranıyorsun. Allah Allah. Kendine bir dedi güvenliğin var mı, paran var mı? Ben dedim güvenliğim de var, param da var. Dedi Almanya'da bir avukat tut, Interpol'e başvursun. Heh. Ben eşime telefon açtım, buradaki arkadaşlarıma telefon açtım. Bana avukat tuttular. Avukat Alman kriminal ampına yazı yazıyor. Diyor ki Selim Çürükkaya Interpol'den neden aranıyor? Neden? Evet. Evet, Alman kriminal ampından 2,5 sayfalık bir yazı geliyor ve tam ben 50 kişi öldürmüşüm. Of. 50. 49 da değil. Bingöl'de 3 kişi öldürmüşüm. Yani ben PKK'den ayrıldıktan 2 yıl sonra yani Apo'nun ayetlerini ben yazmışım. Kitap yayınlanmış. 2 yıl sonra
Ben PKK adına diyelim Bingöl'de 3 tane cinayet işliyorum. Bir gün sonra Şemdinli'de, hani yani helikopterim bile olsa Bingöl'de Şemdinli'ye 2 günde ancak gidersin. Bravo. Veya yani yaya gitmek veya arabayla zaten gitmek mümkün değil. Hiç görmediğim Samandağ'da 8 tane işçi bir şey basıyorum. Bir işte ne bileyim maden ocağı basıyorum, öldürmüşüm. Baktım 50 tane adam öldürmekte. Yani 35'ini PKK'dan ayrıldıktan sonra 4'ünü PKK'nın hapishanesinden kaçıp Birleşmiş Milletler'e sığındığımda Birleşmiş Milletler'in denetimindeyken o cinayetleri işlemişim. Neredeymiş bu Birleşmiş Milletler'in yeri? Lübnan. Ha, Lübnan. Lübnan'daki Birleşmiş Milletler bürosunda. Tamam. Ondan sonra kitabın Almanca çevirisi yaparken 1985 Mayıs ve Nisan ayında full yani 2 ay boyunca yazar Günter Warraf'ın evinde kalıyorduk. Rahmetli, evet. Evet, yani ben, yok Günter Grass değil, Günter Warraf daha sağdı. Karıştırdım hem. Günter Warraf'ın evinde kalıyorduk ve Günter'in evinde kalırken 8 kişiyi öldürmüşüm. Ondan sonra zaten bunu Günter'e gönderdim. Günter diyor, ya nasıl oldu diyor, ışınlama yoluyla mı gittin? Evet. Ben dedim, götürüyorlar. Şahit olarak gösterebilirdiniz. Ondan sonra ona ne yaptım? Ondan sonra tabii ben bekledim. İlk uçak kalktığımda Erbil'den direkt ben geldim. Günter de bana yardımcı oldu. Ben geldim. Günter'e söyledim. Günter dedi işte biz şey yapmışız yani burada Alman televizyonu gitti. Onlar röportajlar yaptı. Sonra müracaat edildi. Interpol dedi ne zaman karar verir kimse bilmez. Ben dedim Günter ben evimde oturursam bu kalkmaz dedim. Ben direkt ben gideceğim Interpol'e. Lyon'dadır. Sorarım. Direkt ben giderim. Pasaportumu gösteririm. Selim Çürükkaya ben gelmişim. 50 kişiyi öldürmekten beni arıyorsunuz. Alır ve teslim ederlerse? Beni Fransız polisine teslim ederler. Ondan sonra Fransız Dışişleri Bakanlığı'yla da ben zaten orada Erbil'deyken ben Fransa'da hükümetle ilişkisi olan birisine sorunu anlatmışım. Dışişleri Bakanlığı'na anlatmıştı. O zaman basına çıkarım, anlatırım bir biçimde. Yani ancak böyle kaldırırım. Evet. O ara ben oraya gitmeden bir arkadaş beni Norveç'e davet etti. Ben de eşim gittik, biletlerimizi aldık, gemiye bindik, Norveç'e gideceğiz. Evet. Gittik, gemiden indik, bir bayan, bir de bir erkek polis geldi. Selim Çürükkaya siz misiniz? Evet, benim dedim. Dedi, bizimle gelir misiniz? Ben dedim, tabii gelirim. Ondan sonra Türkçe dedi, siz biliyor musunuz neden sizi aldık? Ben dedim, evet biliyorum dedim. Dedim siz Türkçeyi nerede öğrendiniz? Dedi benim annem Türkmendir ama ben akademide öğrenmişim. İyi dedim. Dedim peki siz ne zaman öğrendiniz ben geliyorum? Dedi siz gemiden bileti aldığınız an biz öğrendik. Ondan sonra gittik işte dedi Aysel Hanım'ı alacak kimse var mı? Dedim evet arkadaşlarıma telefonu açtım geldiler aldılar. Dışarı çıktık 3 araba polis bekliyor. Ben dedim biraz fazla gelmişsiniz. Adam güldü dedi Selim Bey 2. Dünya Savaşı'ndan sonra ilk olarak 50 kişiyi öldürmekten aranan birisi bizim ülkemize geliyor. Neyse biz gittik. Tabii yani bana göre mesela Almanlar 2003 tarihinde ben yani Interpol'e bu bilgiyi vermişler. Alman kriminal ampada vermişler. 2003 tarihinden 2018 tarihine kadar Almanlar bana demediler sen aranıyorsun. Buyur. Söylemediler. Ve demediler şöyle şöyle yap sen hani avukat tut kendine uğraş veya işte tehlikeli yerlere gitme. Hatta ben gitmişim Alman polisine sormuşum. Ben Interpol tarafından aranıyor muyum? 3 kere sormuşum. Yok evet. Dediler bana. Evet. Ama yani Almanya bir hukuk devletidir. Yeah. Sen onların kanununu çiğnersen senin boynuna yapışırlar. Onun dışında hiçbir şey onları ilgilendirmiyor. Ha. Ama Norveç'te adalet var. Ben gittim, bir avukatı benim için tutmuşlar. Bir avukatı, devletin avukatı, bir tane polis, bir tane de tercüman hazırlamışlar. Maşallah. Ve benim avukatım aynı zamanda yazardı ve Norveç Pen'in de üyesiydi. Ben bu 4 tane kadın beni bir odaya aldılar. Ondan sonra ben
Onların əlində də var Interpol, nədən beni arıyor. Ben yarım saatte böyle çürüttüm falan. Dedim 8 kişinin İskenderun'da öldürülmesi meselesi. Dedim yazar Günter Barraf'ın ben misafiriydim. Ben ona vereyim, o size anlatsın. Telefon mu? Ha, telefon. Tak Günter'i aradım. Dedim hello Günter, ben şu anda polis karakolunda ifade veriyorum. Dedim o 8 kişiyi öldürme meselesini bana soruyorlar. Ondan sonra Günter bir 5 dakika kadar konuştuk. Kadın tak kapattı, dedi bitmiştir. Ondan sonra benim avukatımla devletin avukatı gitti bir odaya. Interpol sekreteriyle konuştular. 4 saat sonra Interpol dedi Selim Şükran'ın ismini Interpol kırmızı listeden çıkarmışız. Maşallah. Ha, şimdi neden ben mesela hiçbir kimsenin kafasına yatar mı ben PKK'dan ayrıldıktan? Evet. Ve onun ayetlerini yazıp yayınladıktan sonra PKK adına gidip Türkiye'de cinayet işler. Yani. Hiç kimsenin kafasına yatmaz. Ama neden koydular? Evet. Abdullah Öcalan mı istediler acaba bizim devletten, derin devletten? Evet. Aynen öyledir. O öyle mi? Aynen öyledir. Sizin devlete Abdullah Öcalan demiş ki bizim değil, derin devletten. Benim yani Türkiye Cumhuriyeti'nden demiş ki benim giderek bu Kürtler benim numaralarımı anlamaya başlayacaklar. Bu adam zaten önceden benim böyle olduğumu anlatmıştı. Evet. Bu adam bu halkı uyandırabilir. Evet. Onlar da demişler ki biz bunları koyalım. Bir, ya ben zaten baştan beri ben Kürtler silahlı mücadeleyle bir yere varamaz demişim. Evet. Kürtlerin siyaset yapması lazım. Evet. Sen eğer 10 milyon kişi sana oy veriyor, sen siyaset yapamıyorsan, evet. Sen eğer dünyayı ikna edemiyorsan, sen Türk'ü, Kürt'ü ikna edemiyorsan, sen evet. O zaman bir şey değilsin yani. Evet. Ve bir siyasal çıkışın yapılmaması için, yani 50 tane cinayet işleyen veya üzerinde 50 cinayet olan bir adam, yani diyelim ki ben hemen ben Erbil'e gitmişim, IŞİD kurbanları için bir dünya konseri yapmak istiyorum. Yani Avrupa'da büyük bir konser, yani her kıtadan ünlü bir sanatçının katılacağı, 16 ülke IŞİD'e kurban vermişti, o ülke başbakanlarının davet edileceği, IŞİD dinler arasında çatışma yaratmak istiyordu, büyük dinlerin temsilcilerine katılacağı bir büyük konseri Almanya'da düzenlemek istiyordum. Evet. Ben bunun için Erbil'e gitmiştim. Farz edelim ki eğer uçakların kalkışı yasaklanmasaydı 5 gün sonra biz Fransız Cumhurbaşkanı'yla görüşecektik. Evet. Diyelim başvuruldu. Gelenlerin arasında Selim Çürükkaya var. Fransız istihbaratı bakardı. 50 kişinin öldürülmesinden tak şey iptal edilirdi. Evet. Biliyor musun? Evet. Yani bunu da atlattık. Bunu da atlattık ama Türkiye'ye gidemiyorum. Evet. Hala kabul etmiyor değil mi Türkiye? Türkiye'ye gidemiyorum. Türkiye nasıl adamı kabul eder? Türkiye der gel anam Türktür size hizmet etmeye hazırım. Bunları söyle gel başımız gözümüz üzerinde yeri var ama bende bunları söyleyecek tip yok bende. Evet. Mesela artık şey var böyle bu şekilde bağlanıp ifade de alıyorlar. Bağlansınlar, ispatlasınlar, tartışalım değil mi yani? Tartışın yani mahkemeler. Erdoğan şimdi gelse ben Erdoğan'la tartışırım. Ben niye tartışmayayım ki? Yani şey varsa bir dava hakkınızda çıksın isterseniz ifade alır yani. Şimdi ben şöyle evet. Dava şimdi ben 1991'de tahliye olmadım mı? Evet. Herhangi bir davam var mıydı? Bilmiyorum. Davası olan tutuklama kararı veya üzerinde bir suç olan tahliye ederler mi? Etmezler. Etmezler. Ha, demişler ki bu adamın bir şeyi yok. Hatta bak bende şimdi belgeler var. Ben 28 yıl bana ceza verdiler. Evet. 15 yıl örgüt üyeliğinden 8 yıl savunma yapmaktan 8 yılda savunmanın savunmasını yapmaktan bana evet. Ceza verdiler. Evet. Sonra Yargıtay savunmalarla ilgili cezayı kaldırmış. Ondan sonra benim örgütün yani basında uğraştığım için demiş uğraştığı alan devleti yıkacak tehlikeli bir yer olmadığından dolayı 7 yıl ceza.
O günkü infaz kanununa göre 7 yılın 4 yılını yatarsam tahliye olurum. Evet. Ama ben 11 yılını yatıp tahliye olmuşum. Yani Of. 7 yıl alacağım vardır. Alacağınız da var. Ondan sonra ben çıkmışım ve çıktıktan sonra girmemişim Avrupa'ya. Herkes biliyor ben şeffaf bir şeyim. Ben tam 30 yıldır ben yazı yazıyorum. Böyle günlük olarak şey olarak ben Avrupa'ya gelmişim. Avrupa'dan Beka'ya gelmişim. Beka'da kalmışım bir müddet. O da gazeteler yazmışım, kitaplar yazmışım. Ne, gün gün neredeyse Beka'da ne yaptığım biliniyor. Evet. Ondan sonra ben hiçbir yani ondan sonra ya Beka'dan Almanya'ya ben gelmişim. Almanya'dan tekrar Beka'ya gitmişim. Tutuklanmışım. Ondan sonra Evet. tekrar buraya gelmişim. Yani bunu Türkiye'deki politikacılar da biliyor. Herkes biliyor. Evet. Ama dedim ya Evet. yani devlet silahlı bir PKK'den korkmuyor. Ha. Silahsız ama Kürt sorununun çözülmesini isteyenlerden korkuyor. Doğru. Çünkü silahlıları halletmiş teröristler, bütün yani Avrupa'ya kabul edilmiş, dünyaya kabul ettirmiş, Evet. kafasını kaldırıp tak vuruyor, kimse de sesini çıkamıyor. Zaten Evet. istiyor ki herkes böyle yapsın. Evet. Evet. Ama Evet. ben diyorum ki biz eğer 1000 yıldır birlikte yaşamışsak kardeşim sen niye benim dilimi yasak ediyorsun? Evet. Sen niye bırakmıyorsun ben kendi ülkeme gideyim? Sen niye benim konuşmama müsaade etmiyorsun? Evet. Konuşmaların sustuğu bir yerde silahlar patlıyor. Bunu Evet. hala anlamadınız mı? Bunu Evet. diyorum. Belki bu karışıklığın devam etmesini istiyor bu Masonik devlet. Vallahi şimdi bana göre Türkiye Devleti PKK'nın kesinlikle Gitmesini silahsızlandırılmasını istemiyor. istemiyor. Evet. İstemiyor. İstemiyor. Hatta Yaşar Yakış bir ara Dışişleri Bakanlığı da yapmış bir adamdı. Öldü. Diyordu biz ülke içinde PKK'yı silahsızlandıralım, ülke dışında silahlandıralım. Bizzat. Aynen böyle diyordu. Çünkü yani hem İran hem Türkiye bir biçimde PKK'yı kullanarak yani ortamı şey yapıyorlar, iktidarda kalmanın yöntemidir, birbirlerine karşı kırdırmanın yöntemidir, ona buna karşı koz olarak kullanmanın yöntemidir. Ama bu Evet. ara gördüğümüz gibi Türkler ölüyor, Kürtler ölüyor, kadınlar ölüyor, çocuklar ölüyor, ölüyor ha ölüyor. Yani bir savaş ekonomisi oluşmuştur. Yani neredeyse savaş dursa bazı kesimler iflas edecek. Evet. Yani artık 40 yıldır böyle alışmışız. 40 yıllık bir alışkanlığı da terk etmek. İşkence yapan da terk etmiyor. İşkence gören de bunu şey etmiyor. Ondan sonra ona göre bir ekonomi var. Onu nasıl yapacak? Yani kimse onu düşünmüyor. Böyle bu ortamı daha uygun görüyorlar belki. Maalesef. Ölenler fakir çocukları, iki tarafta da fakir çocukları, yani Peki. askerler de, şeyler de, militanlar da. Sen bugüne kadar mesela Türkiye'de hiçbir yöneticinin çocuğunun öldüğünü duydun mu? Ben duymamıştım şahsen. Duymadım yani. Bir Duymadım. milletvekilinin, bir bakanın, bir başbakanın, bir cumhurbaşkanının, bir genelkurmay başkanının oğlunun öldürüldüğünü ben kendim de duymadım. PKK'da Abdullah Öcalan ölmez, Osman Öcalan ölmez, Cemil Bayık ölmez, Duran Kalkan ölmez. Yani bu ölmezler Evet. ölümlüleri ölümlü kılmışlar. Evet. Yani vatanın cefasını fakirler çekiyor, sefasını zenginler çekiyor. Nasıl iş bu? Nasıl vatanseverlik? İşte o öyledir. Peki. O kaderimizi çizenler öyle çizmişler. Evet. Haliyle ister istemez bunca işkenceydi, şuydu, buydu. Kızgın mısınız devlete? Ya, bilmiyorum hangi devlete ise işte Masonik devlete kızgın mısınız TC'ye? Ya şimdi tabii yani mesela bir insan yani suç işlerse yani elbette cezasına da razı olur bana göre yani. Evet. Fakat suç işlemeyenlerin hatta kendini haklı görenlerin cezalara çarptırılması, ülkesinden uzaklaştırılması. Mesela ben burada kendi köyümü anlatmışım yani doğduğum köyü. Evet. Yani ben böyle sürgünde yaşamasaydım ben o köyü öylesine mümkün değil anlatamazdım. Yani ben bu gece hatta rüya gördüm. Rüya gördüm Bingöl'deyim.
Bu gece mi? Hemen mi? Ya bu gece, aynı bu gece rüya gördüm, Bingöl'deyim ama hiçbir apartmanı, hiçbir caddeyi, hiçbir sokağı, hiçbir yolu, hiçbir ağacı tanımadım. Çünkü 42 yıldır görmemişim. Evet. Ve insanların arasında dolaştım, tanıdığım hiç kimseyi bulamadım. İnsanlar bana baktı, hiç kimse de beni tanımadı. Evet. Şimdi bunu, yani mesela bazıları diyebilir, ya işte rahat kendinize dursaydınız. Yani bu rahat durma, işte köleci çağı düşün, sen köle edilmişsin. Evet. Ayaklarında pranga var, boynunda zincir var. Rahat dursaydım o kölenin rahatlığıydı. Evet, köle rahatlığı. Yani öyle zincirlere, yani kabul etme, işte prangaları kabul etme, efendinin kırbaçlarını kabul etme. Evet. Bazı köleler özgürlüğün ne olduğunu bilmedikleri için belki buna katlanırlar. Ama benim içime özgürlük aşkı düştü. Evet. Pranga bana zor geldi, zincir bana zor geldi, kırbaç bana zor geldi. Evet. Ve ben isyan etmek zorunda kaldım. Evet. Keşke prangalarımı sökselerdi, dilimde görülmeyen zincirleri de koparsalardı. Ben niye isyan edeyim? Yani, değil mi durup dururken? Evet. Evet. İlginç. Hem rüya gördünüz ve bu söyleşide rüya şeyini hemen ertesi gününe denk geldi. Evet, Değil mi? aynen böyle bir rüya gördüm Evet. ve yani böyle Onu. ter içinde uyandım. Evet. Haliyle özlüyorsunuz. Hala vazgeçmeyeceksiniz. Değil mi? Yani ben diyorsunuz vatanımı göreceğim. Evet, ben şimdi burada Almanya'da işte sosyaldan emekli olmuşum. Ben çünkü hayatım boyunca gerçekten tek bir gün kimseye para kazanmak için çalışmadım. Hatta burada emekli sandığımdan bana yazı geldi. Dedi ki işte ben belgeleri tabii sundum dedi. Biz yaptığımız araştırmalara göre sen hiçbir gün çalışmamışsın. Sadece ortaokul ve öğretmen okulu Evet. saymışlar. Bir de burada Job Center dönemi var. Bir de Sosyal Amp dönemi var. Sosyal Amp dönemi bizim emekli sandığına bizim için bir şey yatırmıyordu. Ama Job Center ise Evet. yatırıyordu. Hepsini birleştirdiler. Dediler ki 3 ayın eksiktir. Eğer 3 ay için her ay için 85 euro ödersen Evet. sen emekli olursun. Ve ben o 3 ay için her ay için 85 euro ödedim. 16 euro 75 kuruşa beni emekli etmişler. Harika. Yani 16 euro bütün emekli, 16 euro 75 kuruş. Bir de sağlık sigortamı verirler ölene kadar. Almanya'da fakat sosyal yardım vardır. Onun üstünü tamamlıyorlar. Yaklaşık 800-850 euro üstünü tamamlıyorlar. Ama Evet. ben yarın ayrılır Türkiye'ye gidersem benim gelirim 16 euro 75 senttir. Ne kadar kaçırdım, ne kadar azalıyor? Eğer ki ben Türkiye'ye veya başka bir ülkeye gider yaşarsam oraya 16 euro 75 sent. Ama Almanya'da kalırsam 850 euroya kadar öderler. Abi çok büyük bir fark. 850 ve 16. Evet. Siz şimdi dönseniz ülkenize, Bingöl'e yerleşseniz 16 lira mı alacaksınız? 16 euro, evet. Ama bizde İngiltere'de öyle değil. Adam İspanya'da yaşıyor, buradan para alıyor. İngiliz. Yo, yani Almanlar tespit ederlerse sen burada yaşamıyorsun. O şeydir. O mesela siz çalışırsanız, yani diyelim ki 30 yıl falan, yani emekli maaşınız eğer ki şey yaparsa, emekli maaşınız 700-800 euroysa, siz Türkiye'ye giderseniz elbette onun hepsini alırsınız. Ama benimki emekli maaşım 16 eurodur. Evet. Gerisi sosyal yardımdır. Üstünü tamamlıyor bir daire. Üstünü tamamlarken senin Almanya'da yaşama şartını koşuyor. Evet. Evet.
Anladım. Peki. İnşallah. Bu arada şeyi soracaktım da ismi aklıma gelmedi. Adamı unuttuk gitti. Bir kedim bile yok diye hatırlıyorum. Kemal Burkay. Tanışıyor Evet. musunuz? Vallahi benim bir tane kedim vardı. Çok seviyordum. Çok da akıllı bir kediydi. Benim çocuğum vardı, kız. Biz onu, yani kediyi öyle büyütüyorduk. Bizimle yatıyordu, bizim de kalkıyordu. Fakat trafik kazası geçirdi. Yani sokağa, işte kedi biliyorsun bir kere dışarıya alıştı mı artık her gün beni bırakın, biz bıraktık. Arabanın altında kaldı, Ha. öldü. Anladım. Yani üzüldüm. İşte bir kedim bile yok. Şiirini yazan Kemal Burkay. Evet. Bir döndü, ses seda çıkmıyor. Tanışıyor musunuz Burkay'la? Evet, ben Kemal Burkay'ı tanırım. Kemal Burkay biliyorsun yani 12 Eylül öncesi bile silahlı mücadeleyi hiçbir zaman savunmadı. Kemal Savunmadı. Burkay fikirlerini söylüyordu, şiirler yazıyordu. Ondan sonra siyasi olarak Kürt meselesini gündeme getirmeye çalışıyordu. 12 Eylül'le birlikte o da geldi. Aslında yani normal bir şeyde Kemal Burkay'ın işlediği herhangi bir suç yoktur. Yok tabii. Yani sen Kürtleri, birisi ben Kürdüm dersen suç sayarsa Evet. o ayrı bir şey. Ama Kemal Burkay'ın Türk Ceza Kanunu'na göre, yani Türk Ceza Kanunu biliyorsun, yani adam isterse der ki bu bölücülük yapıyor. Yani bölücülük, bazen ıslık çalma seni bölücülük yapıyor. Mesela Kürtçe ıslık çalarsan ondan bile yargılananları ben biliyorum. Evet. Evet. Türkü söylersen bölücü oluyorsun. Şıvanperver mesela. Ondan sonra bir kitap yazarsan içinde Kürtlerden falan bahsedersen bir zamanlar bölücü oluyordun. Ne bileyim yani her şeyde bölücü ve bölücünün cezası da Türk Ceza Kanunu o kadar şey ki, o kadar geniş tutmuş ki Geniş. yani 15 yıl 24 yıla kadar seni şey yapabilir. Seni Evet. hapis cezasına çarptırabilir. Ha, ama normal bir ülkede, yani normal bir Türkiye'de, bırak normal bir Türkiye'de Kemal Burkay'ın işlediği herhangi bir suç falan yoktu. Evet. Ondan dolayı döndü. Evet. Döndü. Devlet biliyorsun yani işi, hani geçmişte demiştiler ya işte, eğer memlekete komünizmi getirmek gerekiyorsa onu da biz getirelim. Biz Yani getiririz. devlet bu zihniyette olduğu için Kemal Burkay'ın bir nevi prestijini sıfır era indirdiler Kürtler nezdinde. Yok valiyle karşılama, yok bilmem devlet töreniyle karşılama, bayrağının önünde selam verdirtme. Şimdi bunlar yani devlet aklında bir zayıflık da var. Yani şimdi Allah yani korusun. eğer sen, Evet. eğer devlet olarak sen yani Kürtlerde silahlı kesimler değil de silahsız kesimlerin Kürt halkı içerisinde prestij sahibi olursan dersen, ya işte bunlar silah kullanmasın ama siyasi olarak gelsinler, hani konuşalım biz bu problemi çözeriz. Evet. Bu zihniyet senden olsa sen Kemal Burkay'ı götürür bayrağın altında resim çektirip valiyle şey yaptınsa Kürtlerin nezdinde şey Bitirsin. oluyor, yani prestiji, karizması çiziliyor. Allah korusun Anıtkabir'e götürdüler mi Mason tapınağına? Vallahi isterlerse Anıtkabir'e de götürürler. Onu görmedim ben. Onu Anladım. görmedim. Şimdi Evet. tabii yani öyle bakanlar, hani mesela öyle bakanlar yani işte gelsen Anıtkabir'e de yani ziyaret etsin, şey yapsın, şudur budur falan. Yani böyle bakanlar işte Tabii. şiddeti, yani şiddeti özendiriyor. Şiddete yönelmek isteyen Kürtlere yol gösteriyor. Evet. Kısaca söz Anıtkabir'den açılmışken 5816 sayılı Mustafa Kemal'i koruma kanunu ile ilgili ne düşünüyorsunuz? Ben Rıza Nur'un hatıralarını okumamıştım. Ha. Bilmiyorum siz okudunuz mu? Biraz bakıyorum, göz atıyorum. Ben Lübeck'te bir ara oturuyordum. Dayım oturuyor orada. Lübeck Kütüphanesi var. Ben oraya gittim. Dördüncü katta şöyle Türkçe kitaplara bakıyorum. Bir baktım Rıza Nur'un Of. hatıraları. Hatıratım. Ondan sonra ben her gün giderdim, orada üst tarafı da kafeydi. Ben bir kahvemi alırdım, bir masada otururdum. Defterimi de yanıma alırdım. Ondan sonra Rıza Nur'u ilgimi çeken yerlerini not düşerdim. Ve bu kitap, Rıza Nur biliyorsun Mustafa Kemal tarafından sürgün edildi, Londra'ya gitti. Evet.
Rıza Nur Londra'da oturuyor, o kitabı yazıyor, hepsini bitiriyor, götürüyor Londra'da kütüphane müdürüne Evet. veriyor. Diyor ki bu kitabı ben yazmışım, ben bunu imzayla size teslim etmek istiyorum. 1960 yılına kadar ben dahi istesem kimseye vermeyin. 1960'tan sonra kim geldi istediyse verin. Evet. Ve 1960'tan sonra belki birisine o söylemiş, gidiyor birisi alıyor kitabı bastırıyor burada. Evet. Bu kitabın Avrupa'da basıldığı öğrenilince Adnan Menderes hükümeti döneminde Mustafa Kemal'i koruma kanunu bu kitabın Türkiye'de öğrenilmemesi için çıkarıldı. Allah Allah. Evet. Heykel kırılmasın diye değil, değil mi? Değil. Araştırın. Rıza Nur'un kitabı yayınlandıktan sonra bu kanun çıkarılmıştır. Ve Ama o kitap evet, buyur. okunduğu zaman bizim bildiğimiz resmi tarih var. Resmi tarih. Yani Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması, yok Ege'deki, yok Çerkez Ethem meselesi falan filan. Hepsi yalanlar manzumesidir resmi tarih. Evet. O yani keşke bütün Türk halkı o kitabı okuyabilseydi. Sene kaç bu kitabı keşfettiğinizi Lübeck'te? Kaç senesinde keşfettiniz? Sene 2002. Ha tamam. O dönem. Evet, Peki. 2002. Evet. Peki. Neyse. 5816. Yani Avrupa çok saçma bir kanun değil mi? Böyle Avrupa'da, Almanya'da böyle bir şey var mı? Almanya'da, yahu işte Almanya'da yani böyle bir şey yok. Almanya'da da işte Hitler'le ilgili şeyler var. Yani mesela Hitler'in kitabı hala kavgam zannetmiyorum. Yani benim evde var. Ha. Ama Türkçesi var. Yani Almanya'da herhalde yasaktır hala. Anladım. Tamam. Peki hızlı hızlı sonlara geldik Selim Bey. Yorduk sizi. Suriye'deki Mihraç Ural'la tanıştınız mı? Yok, ben Miraç'la bizzat tanışmamışım ama işte şeylerini seyretmişim. Miraç da işte APO gibi Suriye Devleti'nin bir şeyidir. Yani bir Suriye Devleti'nin yanında yer alan, Suriye Devleti'ni savunan, hatta Suriye Devleti'ne generallik yapan Evet. birisidir. Evet. Evet. Peki, Osman Öcalan'la tanıştınız mı? Osman Öcalan'la ilk karşılaşmam işte bu referandum döneminde Evet. Irak'ta. Erbil'de lüks bir otel var, Divan Oteli. O ülkenin en lüks otelidir. Orada Rudav Televizyonu, Türkiye'de bu seçimler öncesiydi, Kürtlerin seçimlerde tavrı ne olmalıdır diye bir panel düzenlemişti. İşte Stockholm'dan gelen Kürt aydınları, Türkiye'den gelen bazı kişiler çok sayıda, yani 24-25 kişi böyle bir yuvarlak bir masa etrafında toplanmıştık. Evet. Ben bir baktım Osman Öcalan da oturuyor. İlk ben orada gördüm. Sonra saat 12 oldu, ara verildi. Ben yani kahve alıp içeceğiz salonda. Ben baktım Osman Öcalan sağ taraftadır. Ben soldan gittim. Karşılaşmak istemedim. İstemediniz ha. Ondan sonra baktım kahvesini içti, döndü, geldi, elini uzattı. Selim arkadaş hoş gelmişsin. Ben Tanıyor dedim, seni. Ha. Evet, ben dedim Osman, ben senin elini tutmak istemiyorum. Dedim biz içerideyken birçok arkadaşı katlettiniz. Ellerin kanlıdır. Ben onun için senin elini tutmak istemiyorum. Of. Dedi ya Selim arkadaş biraz sabretseydin beraber partiye el koyardık. Ben dedim Osman partiye el koyma benim mesleğim değildir. O senin mesleğindir. Benim sorunum Celal Aydın öldürüldüğü gün biz birilerinin yakasına yapışamadık. Bu noktaya geldik. Sarı öküz. Ondan sonra baktım böyle yürüdü, kendi kendine söyleniyor, işte parti senden öz eleştiri vermiş. Sen demişsin benim fazlalığım var, eksiğim yok. Ben dedim ben öyle dememişim ama eğer söylemişsem de çok doğru söylemişimdir. Evet. Ya böyle. O ne oldu, birdenbire bıraktı bu işleri, geçti Erbil'de ticaret yapıyor. Bırakmamış. O şimdi Erbil'e yerleşmiştir diyor, Abdullah Öcalan'ın temsilcisi benim. Daha Evet. bugün Rudav onunla şey yaptı, röportaj yaptı. Diyor Recep Tayyip Erdoğan bana haber gönderdi İstanbul seçimleri öncesi. Evet. 3-4 kere diyor bana haber gönderdi. Diyor ben Abdullah Öcalan'ın söylediği her şey doğrudur. İşte Kandil'dekiler biraz yoldan çıkmıştır ama onlar da neticede Öcalan'ın dediklerini yapacaklar.
Yani böyle iktidar yanlısı bir konuşma bugün yaptı. Evet. O kendine göre şöyle diyor, diyor işte Kandil'dekiler şeydir, işte solcu, Alevi kesimdir. İşte doğru olan Abdullah Öcalan'dır. Partiyi bu klik ele geçirmiştir Kandil'dekiler. İşte asıl önderimiz Abdullah Öcalan'dır. Ben de onun kardeşiyim, ben onu savunuyorum. İşte gidip Urfa'da belediye başkanı olacağım diyordu. Evet, anladım. Peki sizin dönemde meşhur bir isim var, dolaşıyor böyle. Yeşil diyorlar, Mahmut Yeşil. Onu hiç duydunuz mu, denk geldiniz mi hiç? İşte Mahmut yani Yeşil benim baldızımı 1992 27 Temmuz günü Mahmut yani Yeşil Abdülkadir Aygan, Mesut Mehmetoğlu Evet. Dersim'de benim baldızımı kaçırdılar. Benim baldızım hiçbir örgütle ilişkisi yoktu. Evet. Bir un fabrikasında sekreter olarak çalışıyordu. Baldızımı kaçırıp götürüp öldürdüler. Evet. Gözlerini çıkarmışlardı, burnunu, dudaklarını kesmişlerdi, saç derisini yüzmüşlerdi. Baldızımın tek bir suçu benim eşimdir. Benim eşim dağa çıkmıştı cezaevinde, Diyarbakır cezaevinde yattıktan sonra tahliye oldu. Tahliye olduktan sonra ameliyat olmuştu. Ameliyattan sonra gözaltına alındı. Gözaltından sonra tekrar gözaltına alınacağına inandığı için bıraktı, dağa gitti. Ve eşimin adı Aysel'dir. Aysel'in intikamını Ayten'den aldılar. Kız kaybolma süreci yani 27 Temmuz'da kaçırıldı. 8 Ağustos'ta Elazığ Asri Mezarlığı'na yakın bir yerde cesedi bulundu. Evet. Kaybolma süresi 11 gündür. 11 gün içerisinde yani kaybolmuştu. Daha sonra Abdülkadir Aygan'ın itiraflarında ve ifadelerinde gazetecilerin kendisiyle yaptığı röportajda 2 gün Diyarbakır'daki JITEM odalarında kalmıştı. Onu da sayarsak bir 9 günlük kayıp sürecidir. Fakat Elazığ savcısı ve 2 doktor otopsi raporunu yazmışlar. Yani gözleri çıkarılmış, burnu, dudakları kesilmiş, saç derisi yüzülmüş. Vahşete Bunu bak. ise şuna yormuşlar. Ceset 1,5 veya 2 ay toprak altında kaldığı için kulaklar, gözler, burun, dudak çürümüştür diye yazdılar. Ama kızın babası oradaydı, ailesi oradaydı. Elazığ hastanesine gidip teslim oldular. Ne yazık ki savcı kıza senin bu kızın babasına senin bu kızın hangi gün kaybolduğu, niye kaybolduğu falan sorusunu bile sormadı. Ve işin garibi yani benim kayınbabam bir 10 yıl uğraştı, dava bile açtıramadı. Neticede Hüseyin Aygün davanın avukatıydı, sonra milletvekili oldu. Sonra Erdoğan döneminde faili meçhul cinayetleri araştırma komisyonu mecliste kuruldu ve ilk çağrılan kayınbabam oldu. İlk yani bu komisyon insanların ifadesini alıyor. Dışarıda basın mensupları birikmiş, kameramanlar onunla röportaj yapmak istiyor. O da öyle aklına geliyor diyor ben komisyondan rica edeceğim işte basını içeriye alsınlar. Gidiyor komisyon oturuyor diyor işte sayın komisyon üyeleri senden sizden bir yani isteğim var bir ricam var acaba yerine getirebilir misiniz? Nedir diyorlar? Diyorlar benim içim doludur ben bu derdimi bütün Türkiye'ye anlatmak istiyorum eğer mümkünse kameramanları içeriye alın. Ve kameramanlar içeriye alındı ve kayınbabam ben gözleri çıkarılmış, kulakları, burnu, dudakları kesilmiş bir kızın babası olarak burada size konuşuyorum diye başladı. Türkiye'deki bütün gazetelere manşet oldu ve bundan sonra dava açıldı. Bundan sonra dava açıldı. Şimdi Yargıtay'a gitmiş. Maalesef Abdülkadir Aygan İsveç'te oturuyor. İsveç vatandaşı olmuş. PKK'nın yardımıyla geldi İsveç'e yerleşti. Devlet de onu gönderdi.
Ondan sonra biz İsveç'teki uluslararası savcıya, İsveç hükümetine başvurduk direktmen. Bize verilen cevap da diyor Türkiye'de davası devam ediyor. Türkiye'de davası devam ettiği için biz burada dava açamayız. Ama Türkiye bizden isterse biz veririz. Fakat ne yazık ki Türkiye istemiyor. Yeşil de kesinlikle devletin korumasındadır. Yani çünkü sadece Yeşil değil, yani 17 bin tane faili meçhul Tabii. cinayetten bahsediyor. Yeşil, Abdülkadir Aygan, 3 tane itirafçı, 5 tane şey, 17 bin kişi öldüremez. Tabii canım. Devlet bir teşkilat kurdu. Teşkilat kurmuş, evet. Evet, bu teşkilat aracılığıyla insanları korkutmak için, yani diyelim her şehirde 4-5 tane adam öldürürsen diğerlerini korkutursun, sessiz bırakırsın. Bu yönteme başvurdu. Devlet bunlara söz vermiştir. Süleyman Demirel'in deyimiyle ben Mustafa Muğlalı olayını bir daha şey yapmam dedi. Ondan sonra Mehmet Ağar dedi bir duvardan bir piroket çekerseniz duvar yıkılır dedi. Ve o günden bugüne kadar Yeşil de korunuyor. Ondan sonra Aygan istenmiyor. Mesut Mehmet oğlu da Manisa'da şoförlük yapıyor. Manisa'da olanlar hakkında devlet tutuklama kararı çıkarmıyor mahkeme. Ulaşamadığı Abdülkadir Aygan'la Yeşil hakkında ise tutuklama kararı çıkarıyor. Bu da garip bir şey. Evet. Ve Sizce bize evet. de diyor ki ya diyorlar ki ya adalet var işte adalete güvenin. Biz neresine güvenelim ki adalet? Evet. Sizce yaşıyor mu hala Yeşil Mahmut? Yeşil bundan kaç yıl önceydi tarihi tam bilmiyorum ama tam bu davalar böyle sürüyorken bana bir yerden bir bilgi geldi. Dediler ki Yeşil Mahmut Yıldırım Silopi'de bir askeri birlikte kalıyor ve Süleymaniye'de bir restoranta düzenli olarak yani birkaç ya bir haftada veya bir ayda birkaç kere gidip bir restoranda Azadi Parkı'ndaki restoranta gidip yemek yiyor. Geliyor. Bunu da söyleyen Güneyli bir tane peşmergeydi. Bunu biz avukata yani davanın avukatına intikal ettirdik. Avukat dedi ki biz savcıya ben başvuracağım. Ben dedim sen savcıya başvurursan savcı da istihbarata başvurur. İstihbarat da Yeşil'i oradan aldırır başka yere götürür. Başka yere. Biz uğraştık bir kanaldan direktmen olayı Abdullah Gül'e. O zaman Gül Cumhurbaşkanıydı. Evet. Gül'e intikal ettirdik. O da haber verir. Direktmen Gül'e intikal ettirdik. Ve o peşmergenin bir gazeteci, Diyarbakırlı bir gazetecinin akrabasıdır. Gelip ona söylemişti. Ondan sonra Gül iki tane adam artık istihbarattan gönderdi. O iki kişi gitti, yani Gül'ün gönderdiği iki kişi Diyarbakır'da gazeteciyle gittiler, konuştular. Ve Gül'e mektup gönderen benim bir arkadaşımın eşiydi, Gül'ün akrabasıdır. Ve Gül de akrabasına demiş ki bundan sonra sen böyle işlere karışma. Ondan sonra Yeşil'in izi de kayboldu. Yani Gül bir şey yapamadı. Hiçbir Abdullah şey Gül. yapamadı. Evet. Keşke başka bir kanala girseydiniz. Hangi kanal mesela? Ne bileyim başka bir kanal. Ne bileyim Barzani'ye söyleseydiniz veya ne bileyim başka daha güvenilir olurdu herhalde. Türkiye askeri birliğinde kalıyor. Berzani bir şey yapamaz ki. Evet. Peki. Şivan Perver'le görüşüyor musunuz? Şivanperver'le görüşüyorum, evet. Anladım. Peki. Evet. Teşekkür ediyorum. Sonuna geldik. Son söylemek istediklerinizi de ekleyin. Yorduk sizi Selim Bey. Buyurun. Vallahi ben pek yorulmam. Evet. Benim işim okumak, yazmak ve Maşallah. söylemektir. Maşallah. Dikkat ediyorum. Ben de size çok Performansınız çok teşekkür ediyorum. evet. Bilmiyorum sizin soracağınız son bir şey var mı? Ben aşağı yukarı sordum. Siz söylemek istediğiniz ne varsa ondan sonra yani buyurun. Son Benim birkaç. söylemek istediğim yani Kürt sorunu çözüm bekleyen bir sorundur. Evet. Filistin sorununa ilgi duyanlar
veya üzerinde duranlar, yani mesela Müslüman kesim, İsrail diyelim ki bir tane Filistinli öldürdü mü, yürüyüş yaparlar, miting yaparlar, lanetlerler. Evet. Yani bunu işte bir Yahudi bir Müslümanı öldürdü diye tepki gösterirler. Fakat bana göre bir Müslümanın başka bir Müslümanı öldürmesi bir Yahudinin bir Müslümanı öldürmesinden daha vahimdir. Evet. Yani bu kesim, yani Müslüman kesim keşke bir Müslümanın Müslümanı öldürmesinden de duyarlı olsaydı, buna da tepki gösterseydi. Evet. Ve Türkiye'de biliyorsunuz yani nüfusun %90'ı Müslümandır. Öyle görünüyor. Kağıt Evet. Üzerinde. Uygulamada değil ama. Yani mesela Kürtlerin yani Müslümanlığa bağlılığı, evet, dini ibadetlerini yerine getirmesi, bilmem ne bileyim haca gitmesi, oruç tutması, namaz kılması, yaşam biçimi haline getirmesi, yani en az Türkler kadardır, belki daha fazladır. Evet. Şimdi senin bu Müslüman kardeşin mesela diyelim ki eziliyor, yani içinden Türkiye'de mesela kanunlara baktığımız, yani bu kadar eziliyor, Müslüman sessiz kalıyor. Şimdi Evet. Türkiye'deki kanunlara göre işte diyelim suç bireyseldir. Kanun öyle yazar. Evet. Fakat Türkiye'de Kürtler konusunda suç hiç bireysel değildir. Bir köyde bir tane solcu çıkar, gider 80 tane Müslümana işkence yapar. Evet. Ve o işkence yapa 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 o adamları da dinsiz hale getirir. Yani biz bunu ne zaman göreceğiz? Ne zaman bundan kurtulacağız? Ne zaman diyelim ki biz sesimizi çıkaracağız? Şimdi Türkiye halkı sessiz kalırsa, bak bu Kürt sorunundan dolayı milyarlarca para harcanmış. Evet. Bütçenin hepsi neredeyse silahlara yatırılmış. Evet. Ondan sonra biliyorsun bizim oralarda insanların çoğu hayvancılıkla geçiniyordu. Evet. Bak şimdi Polonya'dan, Doğu Avrupa'dan et ihraç ediliyor ve dolar üzeri. Evet. Türkiye'de arıcılık öldü, Türkiye'de hayvancılık öldü, Türkiye'de tarım öldü ve bu yani işte resmi deyimle Doğu ve Güneydoğu Anadolu, bizim deyimizle Kürdistan bir tarım ve hayvan potansiyeliydi. Evet. Bunları kuruttular. Ve maalesef halklar birbirine düşman hale getirdiler. Yani evet, öyle bir oldu ki Kürtler İsrail'den, Amerika'dan medet umar hale getirildiler. Yani bunun suçlusu Kürtler değil ki. Yani birisi ısrarla seni boğmak istiyor. Elbette seni sağda solda birisi seni bunun elinde kurtaracak, bir yardım imdat diyorsun yani. Maalesef. Yani Evet. Umarım yani önümüzdeki yıl, yeni yılda birilerinin akılları başına gelir, böyle bir iki kere kafasını vurur. Ya biz böyle nereye gideceğiz? Kan döküle döküle nereye gideceğiz? Şimdi hani Anadolu'da bir söz var ya, şeyin danaları gelecek yukarı ama işte mahallenin, affedersin, piçleri izin vermiyor. Eve gelecek işte danalar, hayvanlar, işte şeyler, koyunlar ama mahallenin piçleri izin vermiyor. Bize izin verilmiyor Selim Bey. Yani o üst yapı, üstte bir şeyler var. O bizim barış yapmamızı istemiyor. Fitneyi istiyor. Bizi fitneyle bu şekilde tutuyor. İşte şimdi tamam o üsttekilere karşı, ama biz alttakiler, mesela Kürt halkı artık şunu görmelidir. Bu Kandil Dağı'na tünemiş bu 5-6 kişiyle, bu İmralı'ya tünemiş bunlardan artık bana bir hayır gelmez. Bunlar beni öldürtme, bunlar beni ezdirtme, bunlar beni dünyaya rezil etme, terörist olarak damgalatma dışında bana bir şey yapmaz diye Kürt halkının düşünmesi lazım. Evet, Türk nasıl? Türk halkının da, ya sen terörizm bahane ediyorsun da
sen bu adamları 10 milyonu göçmen ettin Türkiye'ye, geldin Ege'de, adamlar kırkız oldu, adamlar fahişe oldu, adamlar gangazlar oldu. Bu 10 milyonu sen toprağından göçerttin. Bu evet. 10 milyon biz gözümüze görüyoruz, hepsi namaz kılıyor, hepsi oruç tutuyor, hepsi Müslüman, hepsi fakir, evet. fukara, yolsuz, evet. yok, her şey yoksuludur. Biz niye bu insanlara böyle yaptık diye yöneticilerine şey yapması lazım. Yani evet. birisi ben şehidimin vatana kurban olsun oğluna yalan söylüyorsun. Evet. Sen bakana gelen, bakanın yapaya olan şerefsiz, senin oğlunu niye sen göndermedin? Demesi de. Lazım. Evet. Evet. Demediği müddetçe birbirimizi öldürmeye devam edeceğiz. Ya siyah çelenk bıraksak meclisin önüne, genel kurmayın önüne siyah çelenk bıraksak bu iş biraz çözülür. Ya Amerikalılar bak Vietnam'da gittiler. Evet. Amerikalılar halk ayaklandı. Vietnam Savaşı sona erdi. Evet. Ama bizde Türk ulusunda şey aşıladılar. Yani evet. düşmanlık işte bayrak elden gitti, vatan elden gitti, şey elden gitti. Ya bak şimdi HADEP. Evet. 20 yıldan beri sabah akşam biz Türkiye'nin birliğine, Türkiye'nin bütünlüğüne evet. yanayız. Türkiye bayrağı bizim de bayrağımızdır demiyorlar mı? 20 evet. yıldan beri söylüyorlar. Evet. Ama adamlar söylendikçe tutuklanıyorlar. Evet. Alkış al. Belki sen söylüyorsun eğer yani şeyse. Evet. Yani ya demek faydası ki, yok. Evet. Demek ki olay ben sana diyorum ki bak Diyarbakır cezaevinde sana bir örnek vereyim. Evet. Diyarbakır cezaevinde kimlere affedersen job sokuldu biliyor musun? En fazla marş okuyanlara, en fazla biz Türk'üm diyenlere sokuldu. Mesela direnen, hiçbir şeyi kabul etmeyen hiç kimse sokulmadı. Bravo. Yalakalara yani. Yalakalara. Evet, aynı yalakalara. Yalakalara. Şimdi evet. HADEP, ya adamlar diyorlar biz Türkiye'nin birliği için bizden olmasa diyor orada o bayrak dalgalanmaz. Abi böyle dedikçe adamlara işkence yapıyor. Böyle dedikçe adamları tutukluyor. Abi bunun içinde başka bir şey var. Abi belki de o da Kemalist sistemin şeyi, partisi. Niye öyle bakmıyoruz? İşte Kemalist sistemin partisidir tabii. Yani. Böyle de ya bilmiyorum yani ben. Yani sen demiş iyi polis oynayacaksın, sen kötü polis oynayacaksın, sen CHP'yi oynayacaksın, sen HDP'yi oynayacaksın. Durumu idare edeceğiz. Evet. Anladım. Bir de şey diyorsunuz Müslüman vurgusu yapıyorsunuz da ya insan olarak bakalım abi herhangi bir insanın ölmesi şey ya yani insan öldürüyorsunuz abi Müslüman olmuş Hristiyan olmuş önemli değil ki yani. Yani şimdi tabii kim olursa olsun yani şimdi Avrupa'da olsa hani biz Avrupa'da ben 30 yıldır Avrupa'da yaşıyorum. Evet. Şimdi Avrupa'da diyelim ki bir ferdi bir olay bile birisi birisini öldürürse evet. Yani sadece polis değil, sosyologlar, psikologlar evet. gider o adamla konuşur. Evet. Bunun nedenini kavramaya çalışır. Evet. Şimdi 40 yıldır yani kim haklı olsun, kim haksız olsun hiç ona bakmadan 40 yıldır evet. insanlar ölüyor mu? Evet. 40 yıldır belki 100 bin kişi ölmüş mü? Evet. 40 yıldır belki 10 milyon kişi köyünü, evet. evini, parkını terk edip Ege'ye, Almanya'ya, Avusturya'ya şeye kadar gitmiş mi? Yakılan köyler. Ha, yakılan mi? Köyler. Ha. 100 bin kişiden evet. fazla tutuklanmış mı? İşkence görmüş evet. mü? Evet. Mesela bir gün Türkiye Büyük Millet Meclisi toplanmış mı? Evet. Ya arkadaşlar hele gelin. Bu ha. neyin nesidir? Ha. Yani deli mi olmuşlar bunlar? Ha. Dış güçler mi kandırmış? İç ha. güçler mi kandırmış? Bir haklı tarafları mı var, haksız tarafları mı var? 10 tane psikologu, 10 tane o yörenin adamını, 10 tane bilmem ne bileyim dinle, hele böyle neyin nesidir? Gördük evet. mü böyle bir şey? Yok. Görmedik. Ondan ama... sonra mesela evet. diyelim ki çözüm yöntemi. Çözüm mesela nasıl çözülecek? Evet. Şimdi mesela gittiler işte Abdullah Öcalan yani kendi adamlarıdır. Hakan Fidan ne dese o da onu der. Hı. Onu getirmişler. Onunla pazarlık yapacaklar. Ya devlet devlete pazarlık yapıp bir sorun çözülür mü? Yok. Bravo. Şimdi sen HADEP'ten milletvekilleri seçilmemiş mi? Diyelim ki 60-70 tane. CHP'den seçilmemiş mi o bölgede? Evet. MHP'den seçilmemiş mi? AKP'den yarısı seçilmemiş mi? Evet. Sen muhtarları toplayacağına,
oradaki bu milletvekilleri topla. Kardeşim sizin memleket, sizin yörenizde, yani ki Kürdistan deme. Sizin yörenizde, sen Erzurum'dan, sen Kars'tan, sen Bingöl'den, sen Van'dan, sen Hakkari'den, sen Diyarbakır'dan seçilmişsin. Bu 40 yılda öyle şey oluyor. Siz ne diyorsanız gelin biz bu sorunu çözelim. Evet. Diyelim. Dünyanın da, Kürtlerin de kabul edeceği, ben sanırım Türklerin de zarar etmeyeceği. Evet. Deseler ki kardeşim ya vallahi bu Kemalist sistem 80 yıldır zorraki bizim dilimizi bunlara öğretti. Öğrenmişler, yararlıdır. Kendi dillerini de okullarda öğrensinler. Evet. Yani eğer kağıt paramız yoksa Avrupa'dan bir yerden diyelim biz kitap basacağız. Biraz bize yardım edin Kürtlere, Kürtçe kitap basacağız, kağıt parası verin. Onun evet. dışında Türklerin bir zararına olmaz. Yani. Yani halkın. Evet. Ondan sonra diyelim ki biz bu adama zaten ben Cumhurbaşkanıyım. Ben diyorum ey Kürtler ben varlığına inanıyorum. Hepsi de inanıyor. Biz bunu bir de anayasal maddesi haline getirelim. Evet. Siz ne diyorsunuz? Eğer o milletvekilleri de he derse, eğer böyle bir yani Kürtlerin varlığını kabul etme, dili eğitim dili haline getirme ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesi 1946'da Ankara'da coğrafya kongresi yapıldı. O güne kadar adı Kürdistan'dır. Nutuk'ta Kürdistan'dır. İsmet İnönü'nün bütün kitaplarında Kürdistan'dır. Yavuz Sultan Selim'den 1946'ya kadar oranın adı Kürdistan'dır. İran'da Kürdistan eyaleti vardır. Güney Kürdistan'da Kürdistan Federasyonu kurulmuş. Suriye Kürdistan'da Suriye Kürdistan'ı deniliyor. Evet. Seninki niye Doğu Anadolu oluyor? Onu da ismini al Kürdistan koy. Yavuz Sultan Selim Kürdistan'ı kabul ederken küçüldü mü? Büyüdü. Evet. Ondan sonra bu yöneticilerle seçilmiş, bu yöneticilerle muhtarlarla konuştuğun gibi bunlarla konuşursan bu artık Kürtler ve Türkler birbirini öldürmeden, birbirini varlığını kabul ederek diğer sorunlarını artık dile getirdiği zaman, tartıştığı zaman terörist olmaz. Çünkü anayasaya göre ben yokum. İlahi varlığımı ortaya soktum, ben bölücü oluyorum, ayrıştı oluyorum, terörist oluyorum neticede. Evet. Ama işte yukarıdaki komisyon, Kemalist komisyon, komite izin vermez. Yani komisyondan zihidiyat kutsal bir şey, kutsal bir yani kutsal yani biz insanları zorla Türkleştireceğiz projesi. 1900 Jön Türkler döneminde, Jön Türkler döneminde bu bir proje haline getirilmiş. Evet. Evet. Biz zorla yani her ne kadar işte Kemalizm ırkçılık değil deniliyorsa bal gibi ırkçılıktır. Bal gibi ırkçılık canım tabii. Hatta görülmeyecek biçimde bir ırkçılıktır. Evet. 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 Peki Selim Bey çok teşekkür ediyorum. Kısa bir kalın bir kısa tanıtım alalım. Bir iki tamam. dakikalık. Ondan sonra şey yapalım. Kalın lütfen. Bir saniye. Evet sevgili seyirciler programın sonuna geldik. Görüşmek üzere. Siz kalın Selim Bey.